Yatay bakış, yatay bakış, yatay bakış. Super Bowl. Televizyon, dizi, sinema, fragman, oyun, gıybet ve Kevin Spacey'nin özel hayatıyla alakalı yetkili tek ve tek program. Yatay bakış. Şununla bununla ilgili anlamsız gıybetler yapmak yerine kimsenin adını vermeyip herkesle ilgili gıybet yapıyoruz. O kadar büyük gıybet yapınca hiç kimse üstüne alınmıyor. Geçen hafta biz de saraydaydık. Sinema yasasına imza attık. Yaşasın sinema yasası. Yaşasın büyük reis. Her yere sinema gelecek. Sinema inanılmaz bir sanattır. Bugün 2011, 2012 Space Odyssey, yok neydi filmin ismi? Cem Yılmaz'ın yeni filmi abi, bir uzay Bir macerası. uzay macerası konuşacağız. Hey Sam, elimdeki bu kağıda bakar mısın? Lanet olsun dostum, Sam'le olan sahneyi geçirdik. Evet arkadaşlar, yatay bakış biraz sonra başlıyor. O zaman hanım, bir çay koy da içelim ya. Yeşil çay, Bu yeşil çay. şekil nasıl olacak? Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne Biz haber? de gerçekten de programcılıkta kademe atladık falan, bir şeyler yaptık Çığır yani. açıyoruz galiba artık. Trend Nereden? olmuşuz. Evet ya, ne Nasıl? demek ya o? 5 dakikalığına trend olduk bu Ben arada. de çok YouTube şaşırdım. bizi bir trende sokup çıkardı. Şey gibi, uyarı atışı gibi. Hani iyi gidiyorsunuz çocuklar falan mı yaptılar acaba? Bir bakın gelin hani, bak Hmm. bir açalım kapıyı size Evet, dedim gerçi arkadaşlar bu arada yani ellerinize sağlık. Twitch tayfa sizin hiçbir katkınız yok, sağ olun. YouTube tayfa size yani. teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Geçen hafta böyle 1 saat 2 saat falan trendlerde kalmışız gerçekten. Ben şansa yakaladım. Ya tam dedim yorumlara bir bakayım. Bir kişi yazmış. Aha, trend yazmış. Girdim, hemen screenshot aldım. Sana atana kadar Çıkmışız abi ya, ben de çıkmışız. anlamadım. Bana da notification gelmiş trendlere girdiniz falan diye. Baktım yine 15 bin izlenmiş bölüm, yani bir şey de olmuyor. Ne oldu, trendlere girince üf dedim, herhalde BİM kataloğundan daha mı çok izleneceğiz? Ama o ara böyle bir şey oldu, bir hareket oldu. Küçük bir hareket. Sonra Küçük. durdu. Ama YouTube trendlerinde biliyorsun BİM kataloğu var her hafta. Ha. 650 bin falan izleniyor. Yani acaba diyorum yatay bakışın yanına bir de BİM bakışı falan gibi girip böyle BİM kataloğunu mu incelesek? Ya da Çünkü böyle 650 bin izlenme nedir abi? bence olur ya. Hatta sponsorluk bile alabiliriz lan. Şöyle var ya, bir sürü market, A101, Tabii. Happy bilmem ne falan, birinde Katalog hep. bakış. Vay abi, işte 3 liraymış elma. Elma 3 lira olalı galiba 10 sene Tabii oluyor canım. ülkemizde ama. Yok Elma canım. kaç para ya şu an? Elma çok oğlum. Çok mu oldu 5, elma? 6, 7 gidiyor. Patates Kalitesine 12 göre. idi bir ara. Patates biraz düştü. Ya şey çok pahalı. Brokoli ile karnabahar çok pahalı. Bir tane karnabahar 12 liraydı ya. Karnabahar gaz yapıyor ya abi. Ha Ondan doğru. olabilir. Hani Doğru. ikinci bir kullanımı da Çıkışı var yani. Tabii. geri dönüşüme girdiği için Tabii bir evet. ekstra katkısı olan bir ürün yani her türlü. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta Polar ve Polar'ın tam Polar opoziti olan 2001 Space Odyssey'yi Bir konuşacağız. uzay Ama macerası. ondan önce bir takım gündemlerimiz var. Bu gündemlerden bir tanesi, bu hafta trende girdik, 4 dakika kaldık. Gelecek hafta trendlerde 10 dakika kalmayı planlıyoruz. Bunu ancak siz becerebilirsiniz. Yatay bakışı kurtarmak sizin elinizde. Hashtag free yatay bakış. Donate. Çok paylaşın, share'lere abonun. Tıklayın. Super Bowl'da bir sürü fragman yayınlandı. Evet, NFL. Super Bowl NFL'cilerin çok sevdiği bir gün. Böyle bir senede bir Hiç gün herkes NFL'ci oluyor. Super Bowl'u hiç izlemiyoruz ama Super Yani. Bowl'da çıkan her şeyi izliyoruz. Yani. Comic Con gibi bir şey bizim için yani. Türk, bir Orada grup Türk olarak hiç umurumuzda değil. Super da Bowl adamlar atlıyor falan ha, işte. devasa bir çanak gibi bir şey benim gözümde, anladın mı? Super Bowl böyle bir sürü insan toplanıp reklam izliyorlarmış gibi bir Kutsal şey benim çanak. için. Çünkü sürekli ya reklamı gündem oluyor ya trailer'ı gündem oluyor ya bir şey gündem oluyor. Bu sefer de yine bir sürü trailer var zaten. Benim dikkatimi çeken bir konu var o fragmanlardan arasında. İlk bunu gündeme getirmek istiyorum. Fast and Furious Disney'e rakip mi oluyor? Yok, Neydi? Calvin ve Hobbes mu? aşıkla Aşıkla maşuk. maşuk. Aşıkla maşuk. A Star Wars Story. Yok. A Fast and Furious Fast Story. and Furious Abi bu Fast and Furious nasıl bir şey de Expanded Universe'daki yan... story. Bir de onlar ana karakter değil bildiğim kadarıyla. Yan karakter. Evet, sonradan Yani ana karakter zaten Vin Diesel ve rahmetli eklendiler. arkadaşı benim Aynen. bildiğim. Bir de Dizel ve onların her bölüm pampaları. başka bir tane atladığı kızlar var. Onlar... İşte bir de onlar da ölüp ölüp geri geliyor. Bir tane Çinli gibi bir çocuk vardı, driftçi. O iki, o işte o tut ikiydi o O galiba. gitti mi sonra? Onlar olmadı onlar. Ha. Ya bir O şey söyleyeceğim. İdris Elba süper askeri oynuyor filmde ha. ha. Ciddi ciddi. Winter Soldier herif, O farkında mısın? aynen, bir Yani... de şey ya, girişi böyle tuhaf bir bilim kurgu filmi gibi falan, böyle tuhaf yani Evet, ben şey zannettim. sonunda. Bütün fragmanları arka arka izliyorum ya. Aa dedim, herhalde Anita Battle Angel falan mı bu falan dedim. Ulan İdris Elba bayağı süper askeri oynuyor. İki tane tamirci çırağıyla kapışıyorlar. Bir tanesi Tabii galiba canım. ajan mı ne bilmiyorum da. Ajant Yani şöyle bir şey var bu arada. Fast and Furious
öyle bir yükseliyor ki son yıllarda. Yükselmekten kastım kalite, senaryo, oyunculuk açısından değil, izlenme açısından da değil, içerik açısından. Bitcoin gibi abi, devamlı kazıyorlar çıkıyor oradan yani, Evet inanılmaz. evet yani en son işte ben çok hakim değilim filmlerine. İşte bir ara nükleer denizaltıdan buz üzerinde kayarak kaçıyorlardı. Sonra Evet. arabalardan oluşan bir World War Z duvarı böyle İşte o son filmdi üstlerine yağıyordu galiba. falan. Ben de onu Ha, o son izlemiştim film. galiba. Şimdi bir sonraki filmde zaten muhtemelen hani şey gibi Justice League'in yörüngede dönen üssü vardır ya, bir tane dünyayı korudukları. Öyle Uzaydan bir üs kurup oradan dünyaya şey. Ben bir Ferrari'lerle, Lamborghini'lerle inecekler diye düşünüyorum. noktada Watchmen'i falan dahil edebilirler. Doktor Manhattan falan, herkes girişebilir şimdi filme. Girişebilir çünkü güç olarak denkler bu arada. Aynen. Yani bir power şeyi çıkartsam hani böyle Mutants and Masterminds'de falan güç seviyeleri çıkartırsın işte böyle sallıyorum işte Galactus 20'dir de Superman 15, Batman 12'dir falan ya. Ya oralara bir yere Vin Diesel'in karakterini ben 7-8'den koyarım ha. Abi bir de Vin Diesel araba sürebiliyor yani. Hangisinin ehliyeti var Ama çok iyi saydıklarının? sürüyor. Hiç İşte. Evet. Batman'le kapışır Ha, bence. olabilir. Bruce Wayne abimiz o iyi anlıyor. Hakikaten bak ciddi bir soru bu. Oha, Yani Cross Universe. Aa, çok iyi olmaz mı oğlum? Batman Batmobile de geliyor falan. Asiktir. böyle hani şey Oha, fikirler çıkıyor ha. arkada böyle zenci müzikleri, sallanan Ha, popolar falan. ben zenginim Ha falan işte diye bu yarışı geliyordu. kazanırsak işte Underground'un içine sızabiliriz falan diye Calvin ve Hobbes da gelmiş oraya. Yanında da şey var. Abi Batman de süper. yan arabada böyle vuu falan yapıyor böyle. Nightwing de kenarda, abi yapmasan mı be, bizi bozdun falan. Nightwing Dark Titan'ı giymiş böyle kıvırtıyor ince ince böyle. Çünkü Aa, hep bir böyle kadınsı bir şey. Kadın poposu olmadan araba yarışı yapılamıyor. Selena Kyle atar abi şeyi. Mendili. Oo, Aa, ortalık karışır. Catwoman. Niye Mükemmel. olmasın? Niye olmasın? Çünkü Harley Olmaması Quinn'e hiç biraz sonra fena değil. değineceğiz zaten. Yani Ha Suicide evet, Squad var. başrolünde Harley Quinn'i zaten Tumblr ve Instagram'a peşkeş çektiler ya. Şimdi zaten sadece Instagram filtresiyle çekilmiş yeni filmleri geliyormuş. Onu biraz sonra konuşalım da. Şu şey mi? Bak Karaköy'de ciddi. art galeri açtık, eğleniyoruz tarzı bir filmleri var. O bile değil ya. Daha tırt bir şey. Baya Hem gerçekten arkadaşlarla dışarıdayız. Kankalarla. arkadaşlar Erasmus'a gittik, çok Ha içiyoruz. evet Bak evet o aynen. Erasmus olabilir. partisi fotoğrafı. Yani Birds of Prey. Dur oraya geleceğim. Bir şey Tamam. söyleyeceğim. Gerçekten Fast and Furious'un gerçekten bir süper kahraman evrenine dönüşüyor olması çok tuhaf değil mi abi? Evet. Yani Onu istiyorlar zaten. Her şey süper kahraman merkezine çekiliyor yani. Şu an ağırlık merkezi orada. ya herifler süper zaten. Kahraman değiller ama okey. Anti Yani kahraman şey işte. filan diyorum acaba. Ulan acaba Punisher'ın Netflix'ten Fast and Furious'cular mı satın alsa? Vin Diesel bastırsın parasını, alsın parası mı Abi yok? alır. Koysun Punisher'ı da Fast and Furious Abi ekibinin o da yanına. kamyonetiyle gelir. Tabii oğlum. Minibüsüyle. Oha Var ya çok onun böyle iyi. modifiye bir tane Ha. zırhlı aracı. Gelir onunla. Bunlar sürer. Punisher da roket atar falan. Zaten aşağı yukarı yani gerçekten Punisher Fast and Furious evrenine çok uyar. Şu anki Fast and Furious evrenine. Çünkü süper askerler. Bir de bir şey söyleyeceğim. Rock'ın gökdelenlerle alıp veremediği nedir abi? Yükseklik korkusu varmış. Yani bu herif geçen sene izlemedim de Skyscraper diye bir tane filmdeydi abi. Ondan önce de San Andreas diye bir filmdeydi galiba. San Andreas mı? Yok öyle bir Los Hiç Angeles. bilmiyorum Ya ki. bilmiyorum. Onda da ama gökdelenlerden helikopterle milleti kurtarıyordu. Habire böyle bir gökdelenden atlama sahnesi vardı. Fast and Furious'ta da apartmanların tepesinde gezerek Ha, başladı bu son işlere. derece şehri devasa canavarların saldırdığı bir filmde oynadı. Onda da habire gökdelenlerle sahnesi vardı. Ha Fragmanlarından doğru. biliyorum bu arada. Calvin ve Hobbes'un film fragmanında da yine gökdelen dışında iple milleti dövüp işte bizim şeye transporter çocuğa nah çekiyor falan. Bu arada Calvin Hobbes dedin ya, gönderme gibi Evet. oldu aslında. Hobbes and Shaw'du değil mi onun adı? Calvin Neyin? Hobbes şey ya, çizgi Çizgi roman roman. tabii canım. Ha, Tabii çok iyi tabii ya ben işte oldu. hatırladığım kadar isimle konuşuyorum Oğlum abi muhteşem şimdi. oldu aslında. Her gösterime giren boktan filmin adını öğrenecek olsak aklımızda yer kalmaz İşte abi. Maaşıkla Maaş, Ha Hızır'la işte. Yunus, ne bileyim, sık git. Saçma sapan. Hayır bak, fikirler çıkıyor. Çok güzel araba yarışı oyunu olur bundan. Punisher geliyor. Diesel'in bir Batman tane araba yarışı geliyor. oyunu vardı. Sen onu biliyor musun? Aa bilmiyorum. Fast and Furious 2'den sonra galiba oradan kazandığı parayla kendine bir tane araba yarışı oyunu yaptırmıştı. Xbox Exclusive'di bu arada. Ben Xbox 360 o zaman sahibiydim de oynamıştım bunu. Şeydi böyle omuz atma, tekme atma tuşları arabada geçerliydi. Mesela arabayı sürüyorsun böyle. Yani simülasyonu falan boş ver. Bayağı arabayı sürüyorsun. Ha. Tuş var. O tuşa basınca araba güm diye ona çarpıyor. Zbam diye buna çarpıyor. Ama bunun bir şeyi yok. Düz vuruyor Yani yani. direksiyon çevirmişsin gibi olmuyor. Yani çöküp geri geliyor böyle falan. Aptal saptal bir şeydi. Biraz şeydi yani. Muhteşemmiş. Just Cause gibi olmaya çalışmış. Çünkü Vin Diesel böyle arabasından camından çıkıp yan arabanın üstüne atlayıp camından içeriye girip onun kontrolünü falan hemen ele alabiliyordu böyle Just Cause'da Grico gibi. Gerçekten 25 dakika sonra falan kapattım oyunu çünkü çok kötüydü her şey. İşte bak, katsan diğer kahramanları yürür bence.
Hatta Aquaman deniz atıyla gelir. Ne bileyim. Bak Eğlenceli evet olabilir. ya, Aquaman da Fast and Furious evrenine çok uygun. Ya abi sinemada başarı gerçekten Fast and Furious. Böyle bir şey olamaz ya. Ben çok Yani okeyim aksine ya. film yaptığın zaman kaybediyorsun. Yani bir süper kahraman filmleri Fast and Furious'a, Fast and Furious süper kahraman filmlerine yaklaşıyor. Bir noktada böyle DC, Marvel, Fast and Furious evrenleri crossover, büyük special event, gişede 5 milyar dolar, Çin'in hepsi Of. izliyor, 5 kere izliyor falan. Böyle Çıldırarak bir izlenir event olacak ve inanılmaz olacak. Böyle Vin Diesel'le Aquaman böyle düş diye oğlum. böyle havada böyle dün 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 Sonra düş şey dağ duvar yapacaklar işte, açılacak böyle. gökdelenden atlayacaklar falan. İnanılmaz bir şeyler İnanılmaz. olacak Bu iş yani. olur abi. Ben buna okeyim ya. Ve o yüzden bundan sonra Fast and Furious Expanded Universe'u da geek konularımıza dahil etmeye karar verdik. İdris Elba Winter Soldier'ı canlandırınca ve İdris ilk Elma. Zenci Winter Soldier İdris Elba oldu bu sayede. Bir Evet. yandan da Winter progresif bir yapım yani. Soldier evreni de genişliyor. Ama bu sol eline robot takmışlar. O eli daha güçlüymüş. Evet, Okey. Sayın Hocam başka ne? Ha, Battle Geçiyorum. Angel yok, dur dur dur, az önce bahsettik. Birds of Ha, Prey'den Birds of bahsetmek istiyorum Prey. biraz. Erasmus'a gitmiş hanımefendiler. Dans Ne ediyorlar. kadar aptalca Şimdi bir klip. Yani ne kadar aptalca bir fragman. diyeceğim. Bak, Suicide Squad'ın ilk fragmanı en azından şeydi. İlk fragmanını söylüyorum ama bu arada. İlk fragman sanki böyle bir o karanlık ama hani renkli bir hikaye mi geliyor falan diyordun. Sonra zaten zaman ilerleyince o fragmanın böyle saturation'ını açıp açıp fragman böyle yok mu beni gel, yok mu beni gel'e dönüştü. Bütün kızlara kırmızı mavi şort satacağız. Öyle Sattılar oldu. da bu arada. Evet. Ben Hollywood'un gücü ya. Yani benim birkaç ay önce bir tane klibim var. Hala Instagram profilinde duruyor. Yani YouTuber'ların Harley Quinn cosplay yaptığım videolarını arka arkaya açıp arınıyorsun. Böyle şey oluyorsun. Mavi Allah'ım şort. sen bana sabır ver falan oluyorsun Yüze böyle. beyaz makyaj, saçlar arkadan toplanıyor, beyzbol sopası. Kolay aslında, yapılabilir ya. Fena değil. Çok korkuyorum. Birds of Prey'den çok Birds of Prey Ne zaman? izlemeyeceğim. Çünkü bak Suicide Gerçi Squad'da ben Aquaman de izlemeyeceğim demiştim de, ne olacağı Şimdi belli beleş olunca olmuyor. hemen yerleştin kardeşim şimdi. Söyletme buradan beni. Bedava bilet olunca koşa koşa gittin. Aslında şöyle bir şey var bak. Suicide Squad'ı da aslında sen ben bence izlememeliydik. Bize göre bir film değildi o. Değil abi. Yani şey gibiydi hani gidip Arabalar 3'ü izleyip çıkıp böyle yani biraz uyduruk olmuş falan demek. Hani lan Arabalar 3'ü zaten yani anladın mı? Hani Suicide Squad öyle bir filmdi ama Arabalar. yani aptal DC öyle kritik bir zamanda çıkarttı ki onu. Ulan diyorsun acaba BVS'den sonra bir yerlere hani kurtarırlar mı bir çeşit? David Ayer'di çünkü önceden iyi filmler yönetmişti falan. Yok DC'nin hani çirkin uyduruk yüzünü gerçekten Suicide Squad'la gördük. Valla Keşke üstüne yazsalardı yani çizgi romanla alakası olanlar gelmesin diye. ben itiraf edeyim, bir heveslenmiştim açıkçası filmden önce. Yani fragmana bakarak değil de, Suicide Squad fena almayan bir yönetmen. Böyle şaka tonunu da iyi ayarlarlar, güzel gidebilir falan demiştim ama yolda işte bir anda tam böyle kötü adamı öldürmeye giderken, "Aa kanka, biz birbirimizi tanımıyoruz ya, şurada bir bira içip tanışsak mı?" deyip 5 dakika böyle anlamsızca muhabbet edip adamı öldürmeye falan gittikleri tuhaf bir Yani filme çok genç dönmüştü. filmiydi. Suicide Squad. Gençlik filmiydi yani. 13-16 yaş grubundaysan falan inanılmaz keyifli izlemiş olabilirsin yani böyle çizgi romandan haberin yoksa. Aynen. Bence Birds of Prey de şimdi öyle bir şey olacak. Böyle şey gibi hani Charlie'nin melekleri ama daha fazla neon ışık. Ya bir de bak, ona kesin eminim de, bu trailer diye ortaya koydukları şey gerçekten hiçbir şey anlatmıyor. Böyle tuhaf YouTube şeyler olur ya, böyle yani giriş videosu gibi ya da böyle galerilerin girişinde anlamsız videolar döner. Yok abi evet Hani aynen. Anladım ne demek istediğini. Şey gibi böyle şey gibi iyi bir parfüm ha markasının mesela iyi bir aynen. parfüm markasının gençlik serisinin reklamı gibi. Hani böyle Chanel böyle reklam yapar. Aşırı Ha elit böyle güller falan savrulur ya havada. aynen. Onu böyle pahalı çıkarırlar. Sonra bir de gençlik serisi Noir After Dark falan gibi böyle tır toprito hani genç kızlara da ulaşalım reklamları vardır. Orada böyle Aynen biraz daha filmlerden tanınan sarı kızları toparlayıp bakın, size falan yakın birisi reklamlar aslında çekerler falan böyle. diye. Size tanıdık birisi Evet falan evet hani eller havaya brom falan tarzı diye. yapıyorlar böyle kendilerine. Baya şey ya birer de rakı kadehi olsa ellerinde hani arkadaşlarla cuma gecesi Aynen abi. kopmaca kanka. Şey, meyhaneye geldik Allah abim. çile bülbülüm çile. Ama büyük rakı 300 lira. Baya baya o yani. Birds of Prey yani Türk kültüründen haberdar olsalar yemin ediyorum bütün oradaki kızlar toplanıp hep beraber Allah çekecekler böyle. Of, çok yani ben anlamadım, biliyor musun Yok yok Birds of bizlik Prey film değil olduğunu bu abi. Yani arada. Birds of Prey ben
Üzerine yorum yapmayı düşünmüyorum ya. Bu son yaptığım yorum olabilir. Ya çok rezil bir fragman daha çıkıp gömmek arzusuyla dolup taşmazsam son Birds of Prey yorumum bu olacak Bence muhtemelen bir benim. Kere daha gömebiliriz ya. Bir tur daha var Bir diyorsun. tur daha var. O zaman bak sana daha güzel bir filmle geliyorum. Yine süper Oo, bu arada kahraman. çayı da söktüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oo. Demli çayımızı içiyoruz bir yandan. Dünyanın ASMR en çayı. samimi programı. Yatay bakış devam Şey ediyor. izledin mi? Captain Top Gun. Bir tane kadın var, pilot, uçak pilotu. Uçuyor falan. Bildim bildim. Bildin İleri mi? ileri daha hızlı ve ateşli mi Ha. ne bir şey var. Aynen ateş. Hop oradayım falan uçuyorum. Sonra uçaktan iniyorum. Metroda çocuk dövüyorum. Kadın dövüyorum Captain Marvel'ı bedava izleme şansın olmazsa bedava iz yani bedava davetiye çıkmazsa Captain Marvel'a gidip izler misin? Yok. Hiç mi merak etmiyorsun peki? Yani Endgame'de bir şeyler tamamlanır mı falan diye belki bakar mıyım bilmiyorum. Çok Benim hiç aralık. umurumda değil ya. Ve Yani. neye üzülüyorum biliyor musun? Neden bu kadar umurumuzda değil üzülüyorum? Çünkü bak Endgame'i çok merak ediyorum ya. Yani daha önce de bunu söylemiştim. Infinity War çok iyi bitti. Avengers'ın ismi yıkıklar olarak değişti. Orada bitmeliydi dedim tabii evet. Bir yandan da Yıkıklar. şeyi çok merak ediyorum. Hani bir önceki filmin güzelliğine gölge düşürmeden, ellerini yüzlerine bulaştırmadan Endgame'i yapacaklar mı diye merak ediyorum. Ama ne Ant-Man and the Wasp umurumda oldu, ne Captain Marvel umurumda. Vallahi değil ki o karakteri aslında severim ha. Yani çizgi romanda görün. Çizgi romanda önemli bir Çizgi vatandaş roman da da. tabii önemli. Çizgi roman evreni çok geniş tabii. Bak geçenlerde şeyi açtım okudum tekrar. Secret Invasion. Secret Invasion Güzel tırt tırt seriydi. yazılmış. Onu Tırt da ama şey söyleyeyim. güzeldi. Konsepti falan güzeldi. Ama Ben severim. Straczynski dönemin eventlerinin hepsi zaten düşününce böyle o iyi diyorsun ama böyle sonlara doğru hepsi ılıklaşıyor böyle anladın mı? Abi hiçbiri bitmiyor. Ondan sonraki eventler de hep çok kötü bitiyor Öyle. zaten. O şey Secret Empire de öyleydi Tabii. yakın dönem. Yani Marvel event başlatmayı çok iyi biliyor, bitirmeyi bilmiyor abi. Bunu çok net söyleyebilirim. Şimdi o yüzden bir şey geyiği dönüyor. Hani Captain Marvel daha fragmanlarında şey gösterdi ya, şekil değiştiren Kree'ler aramızda. Şimdi şekil değiştiren Kree'ler aramızda zaten iyi bir şey değil. Çünkü hemen şey olabiliyor orada. Ya işte whatever Loki orada öldü sandınız ama aslında Süper Kree'di Loki geri geldiler falan. Artık bunun yolunu açıyor bir kere aynen. Bu iyi bir yol değil. Çünkü drama etkisini çok alıyor. Marvel'ın en büyük tutunduğu dallardan biridir Evet. çizgi romanda da. Aslında Yani ölüyü ölmedi, geri iyiydi. getirmenin, ölüldüğü zannedenin. Hani zaten arkadaş Winter Soldier'da bile bu Nick Fury ölüp ölüp geri geldi habire. Yani yaptın onu. Bir de şimdi Kree'ler girince böyle abi şekil değiştirenmiş falan. Allah yani şöyle bir şey çıkmasın abi şimdi Endgame'de daha expanded bir yere gidelim diye. Bir yerde böyle Kaptan Amerika ölüyor böyle Thanos öldürüyor Kaptan Amerika'yı. Falan böyle ağlanıyor mağlanıyor falan. Sonra post kredisi de meğer Kaptan Amerika'nın cüssesi de böyle Kree'ye dönüşüyor falan. Öyle bir şey olursa var ya Abi sahneye olabilir tükürürüm. bu arada biliyor musun? Evet çünkü Olabilir. Kaptan Marvel ve Kree'lerin introduce edilmesi yeni bir eventin altyapısı gibi Bir gözüküyor. şey diyeceğim. Çok korkuyorum. Bir sonraki çünkü bak bir sonraki Avengers filminin konusu ne olacak abi? Secret Invasion çıkacak Allah bilir. İnşallah çıkmaz. Belki de olmayacak bilmiyorum. Çünkü çok Komple ucuz Secret yenilenecek. Invasion yani. Ne bileyim istemiyorum hiç Hayır, yani o. şu da beni Ama Skrull işte. Skrull karıştırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın Ya ya. önemli değil ya. Ben de zaten Yok chatte düzeltmişler. Sağ olun sağ olun. kafamda tamamladım zaten Skrull'ı. Şey diyeceğim. İki fragman, üç fragman mı çıktı? İki çıktı değil mi? Avengers'ta. Evet. Bu Thanos gördük yeni mü hiç? Ben çıktı. hatırlayamadım. Thanos öldü ya abi şıklatmada. Thanos'ta yok lan. Yazlığına gitti oğlum Thanos. Tamam Bayağı abi. Ege'ye indi. Kafa Thanos açtı. şıklatmada ölse çok saçma olmaz mıydı Ah zaten? be! Anladım Yanlış. kendimi de kapsıyor bu. Aptalmış böyle. Yazdığı satanım diye böyle Aa, yazdı. gerçekten lan Thanos o şıklatmayı yaptığında %50 ihtimalle kendi de ölüyor muydu acaba? Oha. Güzel matematik sorusu. Ha. Ölse çok iyi olmaz mı lan? Ölüyor böyle diyor ki oh diyor, tamam yapmamız gereken her şeyi yaptım ve huzur içinde ölüyorum deyip Thanos'lar cennetine gidiyor böyle. Thanos'lar Thanos'lar cennette. cennet. Yeşil Thanos, kırmızı Thanos, mor Thanos hepsi orada. Mavi Thanos. Bak şimdi Avengers'la ilgili bir tehlike geldi benim aklıma bu son fragmanı izleyince. Şimdi biz zaten kaptırdık. Bir çizgi roman tayfası izleyecek. Normal seyircinin bir tık üstü de az buçuk merak eden bilen de izleyecek. Ama film şimdi Hawkeye, Ant-Man falan var. Böyle bir sıradan seyirci abi Avengers'a gidiyoruz deyip Yok lan sıradan seyirci Hawkeye tanıyor. tanıyor O da komik arkadaki çocuk işte. tamam işte de yani muhtemelen Ant-Man'i falan izlememiş olacaklar. Böyle bakacaklar bunlar kim Ya lan bir şey falan söyleyeyim mi? olacaklar Filmin yani. yarısında geri gelir abi bütün popüler karakterler. İşte Ben yarısında bak eminim gelir. filmin yarısında Getirmezlerse sıçarlar tabii zaten. filmin yarısında şeyler geri gelecek. Bütün tayfa geri gelecek yani çok belli o.
Çünkü filmin finalinde böyle son dakikada gelirlerse bir kere o heriflere verdiğim maaşa değmez. Çünkü para hani son dakikada bile gözükse Benedict Cumberbatch oradan bir 10 milyonunu alıyordur herhalde. Onu, Tabii canım. madem 10 milyonu verdik oyna ulan deyip böyle. Yani bilmiyorum, Endgame ile ilgili hiç spekülasyon yapasım yok. Sadece gerçekten bu Kree Skrull evrenini genişletip böyle şekil değiştirenler aramızda, inimizde falan gelirse çok tadım kaçar. Kaçar çünkü o bir başladım, ondan sonra YouTube teorisyenlerinden kurtulamıyoruz. YouTube ana sayfası kakaya döner kanka. YouTube Endgame'de hissetmediğiniz 20 Thanos Thanos. Skrull mıydı? Skrull. Spider-Man'in yengesi Skrull mı? Spider-Man'in okulundaki zenci kız Skrull mı? Ne? Zenci Skrull mı? Ant-Man'e tuhaf komik hikayeler anlatan İspanyol çocuk yoksa Skrull mı? Bilmediğiniz 8 teori. Kimsenin umurunda olmayan Thor'un 3. filmindeki arkadaki mavi sakallı adam Skrull mı yoksa? Oğlum Hydra Analiz falan girmesin ettik. içine. Yoksa Hydra Skrull mı? Skrull Hydra mı? Bir de zamanda yolculuk Red çıkacak Skrull. Ay şimdi. pardon, Red Bir de Skrull diyorum. Endgame'de zamanda yolculuk çıkacak. Ya hem zamanda yolculuk koydun, hem şekil değiştiren koydun. Ay ya, böyle Netflix filmi gibi oldu abi. Her şeyi koyunca X-Men'in biliyorsun. çizgi dizisine dönecek abi. Aa o da X-Men'i iyi. böyle izlersin sonra bir yerden sonra o şeyin gelmesiyle, ne o, Cyclops'un torunu olan ama aynı zamanda da babası olan çocuk kimdi? Unuttum. Ben de unuttum. Son Yazarlar. filmde de vardı, Deadpool 2'de halbuki ne güzeldi falan. Şey oynamıştı. Yine Thanos oynamıştı onu da. Yazarlar şimdi. Ay Neyse. dilimin ucunda Evet. geldi. Onun gelmesiyle böyle orası bir karışıyor ya böyle abi. Paralel evrenden sentineller geliyor. O onun amcasının oğluymuş ama Matrix oluyor oradan. amcasının oğlu süper asker kullanıyormuş da suya dönüşüyor falan. O toplara girildi mi abi? Ne oluyor biliyor musun? Amcasının taşakları olsa ama bir Drama şey olabilir. bitiyor abi. Çünkü şey bitiyor. Consequence bitiyor. Yani risk bitiyor. Ölen her karakter Kree, Skrull çıkabilir falan oluyorsun. Ya o, hiç Ne istemiyorum olacak onu işte, ya. demin bahsettiğim Cable ha. Secret Empire'da da Kaptan Amerika Hydra ama falan diye sunmuşlardı. Sonra işte bir kutudaki kutucuğun parçacıklarının işte içlerine kaçmasıyla oluşan aptal bir hikayeye dönmüştü. Onu da bir de şey yaptılar ya. Yo yo vallahi kendisi ya falan. Sonra Abi. millet meşale attı yani Marvel'ın camına. Sonra şey oldu. Yo ya şey Yazarın kopyası. camına sıktılar Ha, sağ ol. Ya ya. sen nasıl yaparsın ya böyle bir şeyi? Hala sinirleniyorum ben bunu düşününce. Ulan Kaptan Amerika hakikaten birilerinin kutsalı lan. Adamın burada Kaptan Amerika dövmesi var. Adam o ideallere göre 40 yıldır yaşamış. Sen çıkıp diyorsun ki yo yo Nazi aslında falan. Tam da Trump seçimlerinin öncesinde falan. Ya geldi bıçaklı metroda tak biri bana diye. Yani bu kadar saçma hareket yapılmaz ya. Türkiye'de yapsan takarlar Hani şey diyeceğim yani, Marvel'ın yazarı karışma oğlum politikaya işte. Yazın ya. Müslüman genç kız maceralarınızı, devam edin. Karışma bu işlere bu kadar sen Tabii ya. Adamı bıçaklayıverirler valla. Aldırırlar. Volkan Demirel falan girer işin içine yani. canım, şey gezegeninden aldırırlar ya, affetmezler. O zaman geçiyorum şeye. Alita. Marshall Ali koyarsak çok güzel film olmaz mı abi, filmi gibi geldi bana. Baktın mı? Marshall'ın da üstüne yapıştı ya. Yazık. İlk şu Green Day'de, Green Day miydi? Green Book muydu? Green Neyse Day. Müzik işte kurumu American mu? Idiot. Oynadı orada da bir adamın bir kötü bir şeyini gördük. Moonlight'ı ben izlemedim bu arada. Knight'ın zaten bir partında oynuyor. Filmin en iyi partı da o partı yani. Üç partlı film. Battle Angel sanki şey gibi olacak. Uyduruk bir film olacak ve ben beğeneceğim gibi hissediyorum. Çünkü ben Ya. Pacific Rim'i de çok seviyorum. Oradan oraya birbirine tokat atan birileri var. Ver aksiyonu. Marshall Ali var abi. Ben Marshall Ali Marshall Ali varsa daha az beğenirim. olup aksiyon artabilir mesela bence. Kız var. Neydi kızın Kıza da adı? gerek yok. Aksiyon istiyorum ben. O ona Aksiyon. vursun, o ona vursun. Kız vuruyor. Vursun. Tamam. Ben okeyim buna. Bir beklentim yok. Yani bu beklenti, herkes herkese vuruyor mu? Bak hakikaten o filme gidersen ve aksiyon az çıkarsa küfrederim o Yok filme. belli ama Battle fragman Angel yani. diye filme gideceğim ben. Şey falan çıkmasın yani. Punisher Punisher gibi çıkmasın böyle. çıkıyormuş Ya kanka işte ben de 76 senesinde Irak'ta operasyondayım, bir kız var. Ama falan. nasıl güzel falan, nasıl içmişiz o zaman, çalış lan falan. Anlat abi falan. Allah. Bu arada Punisher'ı bitirdim bu hafta. Bitirdin Müsaadenle mi? Punisher gömmek istiyorum bir tur. Tamam gel hadi gir gir hadi gel. Abi yemin ederim Punisher'ın bir bölümünden sonra sinirlenip diziyi kapattım. Şöyle sinirlendim yani. Hayır ben sizin yapacağınız işi deyip hani böyle mouse'u Kaçıncı tıkı bölüm? vurup çarpının üzerinden kaydırttırarak böyle mouse'u da ileriye atarak O kapattım. mouse'taki çatlak ondan mı bir Kaçıncı tık? bölüm olduğunu bilmiyorum ama abi sen ne yapmışsın yani, aptal insanlar yani. Gerçekten dizinin senaristleri belki de şu ana kadar Punisher'ı canlandırmış en iyi aktörün olduğu bu seriye. Herif de Hakikaten küfür ediyordur ya. ya Kesin küfür ediyordur ediyordur abi ya. ya. Çünkü abi çok iyi bir Punisher olacaktı o herif bir salsalar yani.
Ay bir de en son neye çok sinirlendi biliyor musun? Böyle gidiyor gidiyordu bir yerde bir grup fahişeyi vurmuşlar. Bu hemen böyle ben birilerini vurdum. Hayda. Ulan geri zekalı, sen atış uzmanı değil misin? Sen silah uzmanı değil misin? 2 saniye baksan onların öyle vurulamayacağını anlamayacak mısın? Ben daha Abi. sahneyi gördüm. Ulan sen vurmadın ki dedim. Geri zekalı, ben izleyici olarak aptal gibi bunu anlayabiliyorsam sen nasıl Abi evet lan yani anlayamıyorsun? gerçekten şey diyorsun ya bu herif bu kadar savaş deneyimi görmüş bir şey. Oraya uzun namlulu silahla giriyor mekana tamam mı? Ya ulan şeyi anlamıyor musun işte mesela bir sonraki bölüm polis çözüyor. Yok işte bunu plastik bıçakla bıçaklamışlar yani çok bıçaklamamışlar. Tabii, Ulan sen etine çizmişler. giren bıçağı hadi anlamadın diyelim ki. Hadi olabilir. Bir sonraki hamlede gidiyorsun aşağıdan yukarıya doğru uzun namlulu silahla ateş ediyorsun. Bir giriyorsun odaya bir grup fahişe ölü bulunuyor. Ki benim bildiğim Punisher şöyle olur. Uf, lanet olsun yazık olmuş deyip hayatına devam eder. Ama hadi sen ılık Punisher, ılık Anlar edition. bir de Hani şey var ya yani. Punisher Max, Punisher Mid, Punisher Min. Yani anladın mı? Punisher Punisher Min olduğun için sen ılık Punisher olduğun için böyle oyor birden vurdum falan diye alıyor. Lan ya senin ateş ettiğin açıdan yani Bomberi atabiliyor öbür olman çocuk çünkü lazım. yara otomatik silahla yakın mesafeden ateş ediyor. Onun yara izi farklıdır. Bu herifin bunu çok kolay anlaması lazım. Bir de orada şeye de tiksindim yani. Hani ulan Punisher'ın karakterini anlamamışsın. Yani karakterin ne olduğunu anlamamışsın. Arkadaş ya bu herifin senin dizi içerisinde anlattığın uzmanlığına da ihanet ediyorsun. Onu da anlamamışsın. Sonra da en son bir tane şey sahnesi yaptılar, yapmışlar. Punisher Punisher oldu diyor. Ne oldu? İki tane Zenci orada birbirinden uyuşturucu alırken Punisher yandan böyle Dedim ya işte sana. diye ateş Bir ediyor. de onu şey demişler. Açıklamada şu. Biz dizi boyunca çok fan service yapmak istemedik. Hadi dizinin sonunda da fan service yapalım dedik diye. Taşak geçer gibi bunu yazmışlar Abi ama işte ya. yani İyi de bu dizi de... adamın ne yazdığının hiç farkında olmadığını gösteriyor. Çünkü Abi. daha 15 dakika öncesinde şöyle sahne yok mu abi? Gel bu kızı veda ediyordu. Kızla böyle Ha. değiller mi? Kardeşim sen benim kaybettiğim kızım gibisin falan. E ulan sen o çocuğu kardeşin diye yani kızın gibi gördün biraz bastın bağrına. Genç çocuk suç yoluna düşmüş dedin. Öbür tarafta gençler uyuşturucu alışveriş yapıyor. Hı. Ulan bu herif buradan buraya nasıl geldi? Kızın arkadaşlarını öldüren herifi serbest bıraktı amına Abi. koyayım. Daha ne olacak? Daha ötesi var mı ya? Düşün bak adam böyle duvarın arkasına bakmadan insan öldürüyordu. Ay senin çocuğun mu var? Ay annem deyip bıraktı herifi gitti herif. İnşallah Punisher'ın 3. sezonunu çekemezler. Bak bir de anlamamışsın diyorsun ya aslında unutmuşlar anlamamış değiller. Daredevil'de yaptılar abi. Ama Daredevil'ın serisi Daredevil'ın serisi abi. Bunlar başka ekip. Bunlar Witcher'ı yazanlar bu arada. İyi de evren aynı amına koyayım Ya ya. bilmiyorum. Çok güzel Witcher çıkaracak bu çocuklar. Ben ona emin oldum. Müthiş bir Witcher izleyeceğiz böyle. Witcher böyle şey filan tarzı değil mi? Hani yan kasabayı Necker'lar bastı. Aa, hani Çiçek kokluyor onların canı yemek çekmiştir. Gel gel. Gel gel. Bak falan. bunları sevdin mi? Bu aslında iyi hayvan falan. Tabii Böyle canım bir Witcher izleyeceğiz pirince herhalde abi. süt banıp onların önüne koyacak. Onlar da yiyecekler. Ay. Dönüyorum fragmanlara. Tamam abi. Punisher'la ilgili azıcık küfür etmem Allah gerekiyordu. belasını versin Punisher'ın. O zaman Del Toro çekiyor. Ha izleyin diye bir film daha geliyor. Scary Stories Tell in the Dark. Ha onun fragmanı var mıydı? Görmedim ben. Vardı. Nasıl? İzlemedi. Sen sağ ol. Ya, hiçbir şey yok. Asıl neye çok Korkuyorlar. heyecanlandım ben? Twilight Zone geliyor. Aa evet. Çok coştum ona. Abi hem de Peele Evet yapıyor. evet. Aha ona ben de Evet bayıldım evet ya. çok coştum. Arkadaşlar Twilight Zone kültürel olarak mesela şu an bu programı, bu video serisini, bu Twitch yayınını izleyen herkes için çok kıymetli bir seri. Lütfen gidin 1962 senesinde başlayan Twilight Zone'u bir izleyin. Twilight Zone, X-Files'ın, Star Trek'in, işte Fringe'in, ne bileyim Hepsinin hepsinin atası ve yani atası olduğu için de eski bir şey değil. Yani çünkü çok iyi bir takım konseptleri zamanında yiyip bitirdiği için Twilight Zone üstüne eser koymak çok zor oldu yıllarca. Sen çocukken izliyor muydun? Yo abi ben Twilight Zone'u bir 5 sene önce falan izledim böyle bir de hafızamda şey yani. Benim annem izliyordu tuhaf bir şekilde. Çok da izlemez öyle şeyler ha. Ben de tabii mal gibi çocuk kafayla oturuyordum. Altıma sıçtığımı hatırlıyorum birkaç Tabii kere. tabii tabii. Tabii içeriği hatırlamıyorum ama böyle inanılmaz gerildiğim o çocuk halimle ve odama gitmeye falan korktuğumu çok net hatırlıyorum. Ama şeyden de değil böyle. Hani kafalar kopuyor, gözler çıkıyor. O kadar gergindi ki ortam. Tabii. Çok çok pis bozuyordu yani. Ve arkadaşlar mesela Black Mirror, bazılarınız çok seviyor, bazılarımız hiç sevmiyoruz ya Black Mirror'ı. Twilight Zone'un 1960'larda başardığı işleri görünce Black Mirror'ın bugün ne kadar ılık bir eser olduğunu anlayacaksınız. Yani Of, bir sürü Bandersnatch geliyormuş bu arada. nasıl? Çok tuttu diye çok yapacaklarmış. Yapsın. İzleyen utansın artık ben ona bir Çok şey demiyorum çoktan da. sikmeli dizi yapacağız artık. Ben şeyi çok istiyorum. Yani Twilight Zone'u düzgün yaparlarsa
Yine konu inşallah şeye gelmezse. Instagram like'larım düşüyor. Beni otobüse almadılar. O konuda Jordan Peele'ye güveniyorum ya. Çok özgün bir adam bence. Çok da rahat bir herif. Ama bakalım. Tabii herifi darlarlar mı onu bilemem. Ya şunu da bir ekle be. Bir YouTube videosu gibi olsun. Çünkü falan. CBS'e geliyor. CBS'in bir önceki yaptığı klasik işin Star Trek Discovery olduğunu. Star Trek ismindeki... Onu kötü dedin Kral. Evet, doğru diyorsun. Yani Star Trek ismindeki belki de TV tarihinin en iyi dizi serilerinden bir tanesini at götüne çevirdiğini hatırlatmak isterim. Jordan baba yapmaz be. Ya yemin ediyorum herifler aldılar Star Trek'i Kanye West albümüne çevirdiler ya. Uzay, bitches, science falan. Aptal insanlar. Yani Twilight Zone'u da inşallah şeye çevirmezler yani böyle. Kanka adam yolda gidiyormuş. Bir bakmış arkasına. Aa, Instagram kullanıyor bunu. Falan böyle. Orkuş sıkışmak. Okey. Net Twilight Zone'u çok heyecanlıyım. Jordan Peele'ın As filmi de vardı. Ona geçeceğim. As ona bakıyordum. Ben onunla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Gelsin izlerim. Çünkü bir önceki filminde çok iyi twist atmıştı. Ben çok beğendim. Burada böyle fragmanında bazı şeyleri sanki çok belli etmiş gibi ama muhtemelen öyle çıkmayacak. This is Us diye bitirince ben... Ya bir yandan da hoşuma gitti. Zaten anlaşılıyor da fragmanda. Şey konsepti güzel. Yine biraz daha Get Out konsepti gibi yapacaklar. Yani bir ev var. Tekinsiz olan bir ortam. Yine böyle bir sorgulama var. Belli ki ailenin bir şeyleri sorgulanacak. Ben memnunum ya Jordan Peele abimizden. Çok heveslendim. İlk filmiyle hakikaten büyük başarı yakaladı. Çok da iyi bir film yaptı. Valla As'tan ziyade ben Twilight Zone'a ümitliyim açıkçası. Bakalım. Gelsin. Onları kesin izler konuşuruz ya. Tabii. Twilight Zone'u bölüm bölüm bile konuşabiliriz ha. Vallahi yani, güzel olur ha. İyi çıkarsa hani bu detay bakışlar her bittiğinde bir yarım saat boş verip böyle Twilight Zone konuşup vallahi kapatabiliriz yani. Varım buna. Çünkü güncelinde bu kadar güzel dizi yakalayamıyoruz artık hiç yani. Ya ben böyle bölüm dizi konuşmayı severim ha. Mindhunter yani, öyle bir şey. Yani tek beklediğim o olabilir. Mindhunter bile bölüm bölüm konuşmaya gerek olmayacak muhtemelen. Konsept konuşuruz ama evet. Twilight Zone olursa konuşurum. Tabii. Okey. Bunu not alıyorum. Abi başka da fragman işte Toy Story 4 var. Wonder Park diye random animation bir şey var. Ha Game of Thrones'un Bud Light'ta yaptığı tuhaf bir fragman çıkmış. Onu izledin mi? Yok. Böyle bir ama tut he falan deyip sonra böyle birbirine giriyorlar. İzlemediysen stres çok önemli değil. Game of Thrones geliyor mu? Geliyor yani Nisan'da galiba. Oh. Onun dışında da bir şey yok. Gelsin gelsin paralar yatar. Konuşacağız mı? Sen izlemiyorsun ki Game of Thrones. Aman abi ne işimiz var ya. En son sezonda işte ışınlanmayı bulmuşlardı. Fizik teorilerini aşıp. Her yere ışınlanabiliyorlardı. Ya ben herhalde. Gerçekten kaçıncı sezonda bıraktığımı Game of Thrones'unu hatırlamıyorum. Sıkılarak da bırakmadım. Ama sezonlar arasında çok fark var ya. Sonraki sezona kadar ben galiba yaşlanmıştım artık. Ve böyle tıklayıp açasım gelmedi yani. Ama sen kitapları biliyorsun. Biliyorum. Bir noktaya kadar. Ya nerede bıraktım biliyor musun? Evet Lady Stoneheart'ın dirilmediğini öğrenince bıraktım galiba. Ha. Çok kritik bir karakter bence senaryo için. Falan deyip onu diriltmemişler. Onu diriltmemek bence tematik olarak bir eksiklik yani. Stark ailesinin intikam temasından çok büyük bir şey götürüyor. Orada bir çıt sıkıldım. O hikayeyi şeye yıktılar. Ufaklığa yıktılar. Buranın gelişimini. Neyse konuşuruz belki bakarız. Fragmanlar böyle. Senin var mı? Benim kaçırdığım başka bir fragman yok herhalde. Yok bunlar da zaten. Tamam. O zaman konulara geçelim. Hatta hadi. Geçen haftadan senin kafana takılan ve aslında Twitter'dan da biraz ateş ettiğim bir konu var. Steam. Ya biz bak şeyi konuşmuştuk. Oradan gireyim aslında. Steam tekel gibi oluyor. Epic Games gelecek hocam. Çok iyi olacak sanki diye. 4-5 program önce konuşmuştuk. Evet. Aa olabilir falan demiştik. Epic Games dedi ki ya öyle bir şey yok koçum. Biz sizi de zikeceğiz diye geldiler. Evet lan. Yani çok iyi bir beklentiyle. Yani bu arada çoğu insanın tekel nedir? Piyasa hakimiyeti nedir arasındaki farkı zerre bilmeyen ağzı cehalet kokan insanlar olduğunu fark ettim ben bu süreçte. Tekel yasası. Millet şey diyor bana Steam tekel. Tekel bayi mi zannediyor acaba? Tekel bayi. Steam tekeldi, Epic Games iyi etti falan. Abi yani bir konuda en çok tercih edilen olmak var. Sallıyorum işte. Mesela Coca-Cola anladın mı? Yani şu an pazar pay olarak Pepsi'nin çok ötesinde dünyada. O eski rekabet halleri kalmadı. İnsanlar çoğu yerde Coca-Cola içiyorlar. Bu Coca-Cola'yı ama tekel yapmıyor. Piyasanın hakimi yapıyor. Yani savaşı kazanmış gibi oluyorsun biraz. Steam şu an piyasada savaşı kazanmış olduğu için bir nevi hem içerideki oyunların kalitesini düşürüyordu hem yeni bir hizmet sağlamıyordu.
Hem de biraz rahata ekiyordu. Safe zone'a girmişti. Ha, hem de yani çok yüksek, yüksek dediğim galiba %20 mi bir pay alıyordu yayıncılardan falan. Böyle rahat bir ortamındaydı. Sonra %50'ye çekti galiba, değil mi? Öyle bir şey oldu. Ha yok, yok. Ana sayfaya çıkanları. Ana sayfada %50'ye çıkarmış ki ana sayfada %50'ye çıkarması çok makul bir şey. Ben olsam ana sayfaya 100 bin dolar isterim yani. Ha bak, burada önemli olan şu zaten. Ana sayfaya çıkınca senin satışın çarpı kaç oluyor? Tabii. Yani çarpı 5 oluyorsa sonuçta, alsın. Sonuçta dijital dijital ürünler maliyeti olan ürünler değil. %50 pay ana sayfaya çıkartması için saçma değil. Diyeceğim şu. Yani Steam'in bu stabil halinden eski hızlı enerjik haline dönmesini sağlayacak şey işte Uplay, Origin Access. Mesela Origin Access çok iyi bir rakip. Şu an Steam'in sunduğu hizmete. Epic de Store açınca biz demiştik ki ulan Epic'in şu an Fortnite oynayan bir sürü çocuğun bilgisayarında yüklü. Herif alsa indie oyunları, AAA oyunları, Steam kaçtan satıyorsa 10 dolar ucuzundan satıyorum dese piyasa bir sallanır, hareketlenir. Steam'i ona kendine çekip düzen verir falan demiştik. 3-5 bile yeter abi, millet gider yani ucuza. Sonra da bak çok iyi bir şey duyurdular. Dediler ki işte Steam %20 alıyor oyun satışlarından, biz %10 alacağız dediler. Hatta bunu konuşmuştuk, ha, helal falan demiştik. Çok iyi bir şey dedik, hani piyasayı sallar, Steam kendine bir çeki düzen verir dedik. Sonra gitti en gereksiz, en çirkin hamleyi yaptı. Asher'ı ve Hades'i içeriye ekskluzif soktu. Bir de gitti Steam'de satılmakta olan ama Steam'de tekel olarak değil, tercih edildiği için orada satılmakta olan Metro Exodus'u ekskluzif anlaşmayla içeriye aldı. Abi bak, sen donanım değilsin bir kere. Şimdi burada hemen şeyi soranlar var. Cehaletin boyutundan bahsetmek istiyorum. Bir önce geliyorlar ki Xbox PlayStation Exclusive satıyor. Neden Epic Games? Hint falan oluyorlar buradan. Sadece yapıyor sırada falan. O öyle değil o iş ya. O konsol onlar. Yani bu iş için, bir iş için donanımı %100 kendine uygun üretip sonra kendi donanımına göre oyun ürettirmekle zaten üretilmiş ve piyasada satışa çıkmak üzere olan bir oyunun satışını kısıtlamak çok farklı bir şey. Bu şey gibi yani. Sallıyorum, ben şu an PlayStation'da PUBG oynuyorum mesela. Geçen ay çıktı PUBG, bir aydır var şeyde. Aniden Microsoft gelip böyle PUBG'ye para verip bundan sonra PlayStation'dakileri oynatma demesi. Yani piyasada zaten hali hazırda dağıtılan bir şey geri çekmesi. Bu saldırıdır. Yani bu hak değildir. Aynen, anladın abi, mı? Bu tehdit gibi bir şey. Tabii. Ya. Şu koçum. İşte Epic Games'in yaptığı şu an şu. Falan. Steam'de satılmakta olan bir oyunun yayıncısının eline parayı saydı. Satışını sadece kendi mecrasına çekti. Bu bir kere her şeyden önce rekabeti ateşlemez. Aksine tekel savaşları başlatır. Ulan Steam'in parası yok mu? Steam şimdi şey demez mi? Ha, öyle mi? Öyle mi karşım? Peki abi, peki. Tamam kardeşim dese. Steam de gitse whatever kendi yani, ulan Steam dese ki arkadaşlar indie oyunlarınızı bizde satmak istiyorsanız ve sadece ekskluzif bizde satarsanız sizden yüzde almayacağız dese. Oha. Piyasanın anasını kar atar. Bitirir. Aptal insan. Yani Epic Games'in başındaki vatandaş. Aptal insan. Neden tekel savaşı başlatıyorsun? Abi bak, bu ticari olarak değil, yönetimsel olarak da mantıksız. Sürdürülebilir evet, değil ki. Sen kaç tane yapabileceksin? Değil. Tekel böyle savaşı en sonunda herkese zarar verecek. Oyuncuya da zarar verecek. Epic Games'e Steam'in masraflarını arttırıp onlara da zarar verecek. Oyun çıkaran insanlara da zarar verecek. Çünkü oyun çıkaran o noktada şey diyemeyecek. Abi Epic A teklif ediyor, Steam B teklif ediyor. E abi ikisine de girelim, hangisi ise çalışsın diyebilirdi bu insanlar. Şimdi konu tekel savaşlarına dönerse hatta ya Steam'e girecek ya Epic'e girecek. Ya, iyi de bu iyi bir şey değil ki. Çünkü Steam'de satılan bir oyun kendi sitesinde de satılabiliyordu. Origin Access'te de satılabiliyordu. Adam kendisine dağıtım özgürlüğü buluyordu. Rekabet olan yerde tüketici kazanıyor. Ama ekskluzif anlaşmalar yapılmaya başlanırsa, A oyunu bende, B oyunu sende satılıyor başlarsa seçtik. Hepimiz zarar biz görürüz. Biz sıçarız. Epic'le Steam de zarar görür. Ben açıkçası Steam'in Epic kadar yanlış hamleler yapmayacağını düşünüyorum bu işte. Yani Steam çok daha tecrübeli, yapmaz. Tecrübeli abi, çünkü oyuncusunu iyi tanıyor. Ya Epic böyle bir ay bu anlamıyorum ben, neyin hırsı ki? Yani şöyle, Metro Exodus'u ya sen desen ki Steam'deki fiyatını yarı fiyatına satıyorum abi, promosyon. Buyurun gelin Epic Store açın. Steam'de kaça satılıyorsa %50 veyahut da siz Steam'den satın mı aldınız? Buyurun gelin Steam kodunuzu bana da girin. Ben %50 o kadar size kod edeceğim. Action'dan şey vereceğim size dese. Aa helal olsun. Hani oyuncu kazandı oluyor. Tabii canım, anladın giderdi. Mı? O da oynardı. Ama musluğun başını tutma savaşı başladı mı çok zarar görür herkes. Şeyi doğru söylüyorsun. Bu rekabete girme değil. Ben hangimiz daha büyük tekel olacağız yarışmasına dönmüş bu. Ve bunun bak şöyle bir sorun da olacak yani. Şimdi tabii global bu şirkettir ama birçok ülkede birçok ülkenin yasasıyla ilgili sorunlar yaşayabilirler bir nokta. Başka firmalar bunu yaşamıştı. Ha, evet, şimdi konunun yasal boyutuna gelirsek. Mikrotransaction'da yaşadılar. İrlanda'da, bilmem nerede, şurada, burada, İngiltere'de. Evet, yine evet. Yaşayabilirler yani bu şirketler. Abi gerçekten öyle bak. Konunun yasal boyutuna gelirsek şimdi şöyle bir şey var. Microsoft ve Sony
Diyor ki ben bir donanımım var. Bu donanım için oyunlarla belli performans dahilinde anlaşma yapıyorum. Exclusive anlaşmalar onların da biraz şeydi ama şeyi anlayabiliyorsun. Benim donanımı A, bana uygun yazılım gerekiyor. Ben de onu ürettirdim diyebiliyor herif. Kurtarıyor. Tabii. Şimdi PC'de şey yok ki. Steam bir donanıma, Epic başka bir donanıma hitap etmiyor. Herkes herkese hitap ediyor. Yani tamam. PC'de. Şimdi bu noktada sen Epic olarak gidip Metro Exodus'u Exclusive satın aldığında Steam şey diyebilir. Aa, işte herkesin satın alabileceği bir yazılımı sadece kendi kanalından satma anlaşması yapıp benim rekabet etmemi engelliyor, rekabet kuruluna başvuruyorum diyebilir. Der. Bu Avrupa'da da var, Japonya'da da var, Çin'de de var, Türkiye'de de var, Amerika'da da var, her yerde var. Avrupa'nın çoğunda var. Çünkü yani adama rekabet etme şansı bırakmamak, yani şöyle değil bak, Fortnite'ı ben geliştirdim, istediğim yerde satarım diyebilir Epic çünkü kendi malı. Ama piyasaya serbest çıkabilecek bir malı ekskluziv sıkıştırmaya başlayıp da insanların iş yapmasını engellediğin noktada Amerika bu arada rekabet yasaları konusunda aşırı serttir. Tabii canım. Sinema konusunda konuşmuştuk birkaç bölüm aynen, önce. Tartışmıştık. Yani piyasanın %50'sine yaklaştın mı falan böyle senatörler düğmeye basıyor, roket atıyorlar sana. En kral firma orada %50'sine bile ulaşamıyor musun? Tabii. Yani benim diyeceğim Epic Games böyle bir nasıl söyleyeyim art niyetli bir hatayı neden yaptı? Çünkü bu ay yanlışlıkla oldu buna diyemezsin. Bu bence bir, tamamen gerizekalı bir yönetim hatası gibi geliyor bana. Ya işte bir yandan da gaza şey şaşırıyorum yani. Ya Epic Games dediğin Unreal motorunu geliştiren hani indie developer'a yardımcı olan hani teknoloji temeli çok sağlam. Epic Games'i tanıyoruz biliyoruz yani anladın mı? Ama ticaret başka hocam. Gerçekten Epic Store'un başına farklı bir ekip getirdiler demek ki. O Epic Games çünkü şöyle Fortnite seversin sevmezsin onu tartışmıyorum ama bu Unreal motoruyla bu heriflerin yıllardır yaptığı stüdyolara verdiği destekler falan bunlar çok belli. Bunlar oyun sektörünün köşe taşı bir adamlar yani. Bir anda böyle çirkin bir hamle beni çok şaşırttı. Ben de işte senden görünce çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Bak bir de şu var. İkinci bir konu. Lokalize edilmiş fiyatlar. Şimdi Steam bunu yapıyor. Epic orada ben bunu exclusive yaptım diye şimdi fiyatı da şaşırabilir. Bunu kim engelleyecek? Tabii canım onu söylüyorum. Kim engelleyecek? Tekelciliktir bu. Yani Epic şu an dese ki Metro Exodus'u ben 1000 liradan satıyorum. Yani herkes yuh der ama yasal olarak hiçbir şey diyemezsin. Exclusive çünkü adam da artık bu. Ya da diyebilir ki 0 liradan veriyorum. Onu da yapabilir. Onu da yapar. Tersini de yapar. Ama yani bu işte bu rekabeti sağlamıyor. Keşke Steam'in fiyatları aşağı çekmesini sağlayacak akıllıca bir politika izleselerdi. Öte yandan Steam son 6 seneden beri ekonomistlerden falan destek alan bir şirket. Şey var yani yönetim kurulunda ekonomist çalıştırıyor. Ekonomi profesörü çalıştırıyor Steam. O yüzden kendisi bu item ticaret dünyasını kurabildi. O yüzden kendisi bu kart ticaret dünyasını kurabildi. Yapay zeka çalıştırıyordur arkada. Algoritmalar işliyordur. Carttır curttur yani. Bir ton şey vardır. Orada. Yani developer'a verdiği %10, %20 bir konu Steam'in. Kendi içerisinde kurduğu dünya başka bir konu. Yani bugün hala chatimizde de şimdi bir sürü arkadaş olacak. Ben CSGO oynayıp oradan kazandıklarımı satarak oyun satın alıyorum falan diyen bir ekonomi oluştur derim. Şimdi Steam ekonomi konusunda bu kadar becerikli bir markayken, çünkü Steam şey biliyor, ekonomi nedir? Yani makro ekonomi, mikro ekonomi. Ekonomiye yani, giriş, yüzünüz. Ekonominin bilimini bilen bir ekip Steam'ciler. Sen böyle gelip de ucuz tekel politikalarıyla bu adamları yıkamazsın. Yani bunun karşı verebilecekleri responsların sayısı çok. Çok. En basitinden der ki, abi 3 yıl boyunca indilerden %10 almıyorum. Var ya. Şunu da diyebilir abi. Böyle yani bu adamla böyle rekabet edemezsin. Epic çok yanlış başladı bu işi. İnşallah düzeltir kendini. Şunu da diyebilir. Der ki hocam ben Atatürk'le ilgili bir oyun yapıyorum. 1881 tane çıkaracağım. Oyun 2500 lira. Alıyor musun almıyor musun? Yapamaz mı? Evet Metro Exodus'la Epic şu an bunu yapabilir. Yapar. Doğru. Ha, gider. Ondan sonra bir de çıktısını alır böyle diskette koyar şeye cam mekana. Biz de gider inceleriz. Abi 2000 liraya oyun yapmış adam. Böyle bir şey mi olur falan deriz yani. Valla yani o süreç biraz saçma oldu. Hani Epic gerçekten nasıl söyleyeyim online satıştan çok anlamadığını şu aşamada gösterdi en azından. Yani bir de şey var. Ya bir de PR'dan da anlamadığını şu açıdan gösterdi. Aga sen zaten Fortnite'ın şirketi diye biliniyorsun. Biraz imaj kaybettin. Yani bir sürü... azından belli bir yaştaki kitledeki imajın biraz sallantıda da var. Evet yani şöyle. Yani Fortnite'çılar için sen tanrı gibi bir şeysin tamam. Ama Metro Exodus oynayacak böyle... Uber Alles PC Master Race'ci tayfa için. Hele de Metro Exodus gibi RTX 2080 destekli. Yani. Çünkü bak bir de RTX 2080 destekli. Aa, şu an bir de o Metro var. Exodus. Doğru bak ben tabii, onu düşünmüyorum. O yüzden hardware'ı böyle 10 bin dolarlık makine kurdum bromcu tayfanın hakikaten çok sert beklediği bir oyun. Onu bekliyor yani. Ve PC'ciler çok yani PC Master Race tayfası çok sert savunur kendi alanını. Sen gelip bu herife exclusive dayattığında adam yani
Yani bilendiler artık hani, anladın mı? Bundan sonra Fallout 76'ya vurur gibi vuracaklar Epic'e sürekli. Peki bir şey diyeceğim. Epic Games şöyle bir şey de düşünmüş olabilir mi? Belki illaki düşünmüştür. Şimdi bu oyun exclusive yayıncılara yollayacak. Tüm globalde. Ve dediğin gibi şimdi 2080 Ti olayını da söyledin ya. Tabii. Epic Games adıyla bunu oynayacaksınız da diyebilir şu anda. Nasıl olsa aldı artık herif. Olabilir. Bedavaya reklam da yapacak yani. Olabilir. Bir nebze yani. Valla şey çok ilginç bak. Metro'nun yayıncı... Yok Metro'nun da... Metro Exodus yapan şirketin başındaki abi de şey demiş. PC satışları yeterince iyi olmazsa bir sonraki nesilde biz de konsola geçeceğiz. PC'ye oyun vermeyiz falan demiş. Ona yatırım yaptılar yani. Exclusive. Ha, o da mantıklı. Hayır ben şunu anlamadım. Ulan, madem PC'de çok satmak istiyorsun. Neden gidip şu an çok az kullanılan bir store'la işte onu diyorum yani. Yapıyorsun? Neyin kafası? Yani o kadar yani şey oldu biraz. Kimi tehdit ediyorsun lan sen? Yani bizi tehdit ediyorsan biz müşteriyiz. Bizi niye tehdit ediyorsun? Hani yani ulan işte Steam'den alıyordu. O zaman kardeşim yani. Hakikaten Epic'ten... Bana iyi ben yine 300 dolar veririm. Amerikalıyım ya ben. Gider konsol alır oynarım. Niye 1000 dolara PC toplayayım ki o zaman? Aa işte hayır. Zaten Metro Exodus'un ama şöyle bir kıymeti var. Metro Exodus biraz PC Master Race oyunu. Yani algısı ama öyle. Ama tehdit ediyor diyorsun. İşte tehdide geldi herif. Şimdi çok ilginç. Yani konsolcu zaten... Konsolcu şey diye ölmüyor. Aman Metro Exodus bize de resin ölüyoruz. Konsolcunun haberi yok. PC'ci böyle abi Metro karanlık kanka Brom Rusya falan böyle o Bro. Bir sahiplenmiş durumda. Herifi sen zorla Epic'e çekmeye çalışıyorsun. Ona bir kızdılar zaten ama bir sürü insan da canı sağ olsun açar Epic'i oynarım diyordu. E dur sen niye çıkıp bir de şey diyorsun. Yeterince satmazsa bir dahakine konsola çıkarız. İktir git der adam. Yani ben bu kadar kızmadım bu açıklamayı art niyet görmedim ama. Murom çık murom. Zaten sinirli bir tayfa var orada. Niye yani bu açıklama niye yani? Yeterince satmazsa konsola gideriz. Bana ne? Bak yani bu açıklamayı yapmak bana saçma geliyor. Şeyin gözüne elbette, kadar yolun var. İşte zaten bana algı operasyonu gibi geliyor. Şu açıdan söylüyorum. Ulan elbette yeterince satmazsa başka yerlere çıkarırsın oyununu. Değil mi? Zarar et. Yani kimse de istemiyor ki hayır Metro Exodus uğruna batın. Borcunuzu ödemeyin. Kimse bunu istemiyor. Bir de şeyle İşini tuhaf. Geliştirirsin abi. Ama çıkıp da böyle yeterince satmazsak konsola gideriz. Switch'e kadar yolun var. Her yere git. Bana ne? Ben miyim senin? Hissedarın mıyım ben yani? Switch'e çıkar canım. Ya bak yani. Bir de şeyle tuhaf. Bunu diyor. Sanki Exclusive satarken bedavaya verdi. Kim bilir ne kadar aldın hocam orada. Şimdi sen de yeme beni derim ben de adama. Tabii kaç para aldın da batacaksın. Bence adam şey oldu yani. Metro Exodus'tan kaç para gelir bekliyoruz abi biz şu kadar. Epic iki katını versin verelim Exclusive. Verdi adam. Şimdi de diyor ki iki ay sonra çıkacak şey değil. Metro bitti abi sen. Hayda. Ya tam böyle Metro Odyssey yaparlar. Tam ama. Böyle bir takımını satmış adam hareketi yani. İnşallah ben yanlış anlıyorumdur ama şu yani ben bu açıklamaya şaşırdım. Şimdi şöyle bir şey var mı? Sallıyorum. Microsoft çıkıp şey diye açıklama yapıyor mu? Xbox yeterince satmazsa başka bir yol düşünürüz. Ulan herhalde düşüneceksin. Yani ne yapacaksın? İş yapıyorsunuz siz. Bu bir piyasa. Yani Metro'yu bu... battaniyeye sarıp çıkarıyorlarmış Epic'ten. Ulan ne saçma hareketler ya. Gerçekten çok bana abi, şey geliyor. Bak deminden beri 4-5 farklı yere gitti konu ve neresinden tutsak elimizde kalıyor bu ya. Çok kötü. Ben yani... Bunun doğru yolu şuydu bak. Ben Epic Games Store açtı. Aman Epic Games Store olmasın falan diye kızmıyorum. Exclusive anlaşması yapılmaya başlarsa konu Monopoly kutu oyununa döner. Her bastığın yerde para ödemeye başlarsın. Tabii ondan canım. Sonra ilk oteldeyken de adamı batırır. Anında batarsın. Hepimiz Monopoly oynadık. Tekel budur. Yani 3 oteli diktin mi? Yani Monopoly'de şey var mı? Ben buraya bastım. Benim orada otelim var 800 lira. Ya ben bir de yana bakayım. Yok ki. Tekelcilik bu işte. Sen Metro Exodus mu alacaksın? Epic'ten zorunlusun. Vereceksin. Steam şimdi yani. Aynı mücadeleye girerse veyahut da abi yarın bir gün EA Uplay onlar da ellerindeki oyunları piyasadan çekip kendi şeylerinde satmaya başlarlarsa fiyat rekabeti biter. Sıçarız hepimiz. Şimdi bu hiçbirimize işin yaramaz. Mobil tarafı da var bir yandan. Ona da bak onu da sokayım araya. Apple da bir hamle yapıyormuş burada. Subscribe olayına geçiyormuş. Yani aylık subscribe olacaksın. Tinder aboneliğinin üstüne daha para istiyorlar yani. Tabii değil mi? Öyle Tinder gibi böyle şey. Tinder'ın yıllığı 149 lira. Allah oradan saysınlar. Tabii oğlum. Bizim arkadaşlar var çok Tinder kullanıyorlar. Ha. Benim arkadaşlar zayıf o konuda galiba. Bizim bayağı PG olan arkadaşlar var böyle. He. Premium Gold. PG-13. Lokasyon Rusya'ya atıyor. Oradan yazıyor. Orada bir şey çıkarsa Rusya'ya uçarım falan diye böyle. Çok iyi canım. Tinder'ın pezevengi var yani bayağı. Yok artık. Oha lan. Oha benim Tinder exclusive olmuş kendi içinde. Abi Apple da diyor ki ben diyor aylık abonelik sistemi getiriyorum. Atacaksın X dolar. Mobil oyunları oynayacaksın kafana göre. Ne ama mobil oyun dediği? Clash of Dalga. Muhtemelen bütün iyi satan oyunları mesela basar oraya ne olacak? Belki PUBG'yi de sokacak.
işin içine. Bilmem neyi sokacak. Onlar beleş gerçi ama şey diyebilir. Abonelik olup da bilmem ne yaparsan işte ben sana bilmem kaç tane silah vereceğim hocam diyebilir yani. Niye olmasın? Bunları yapabilir. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben oyun içinde aylık aboneliği çok mantıklı buluyorum bu arada. Şu an EA Origin Access kullanıyorum ama bana hediye edildi bu arada. Yani EA gönderdi, onu da söyleyeyim. Yani Origin Access her hafta kütüphanem o kadar fazla indie oyun atıyor ki. Şaşırıyorum ben. Yani geçen ay mesela şey oldu. Ne? Darksiders çıktı. Bende PlayStation kodu var Darksiders'ın. Darksiders'ı PlayStation'a oynamaya başladım. Ertesi hafta EA Origin Access'li PC'ye geldi chat diye. Yani Steam'de 240 liraya falan da oyun. Çok iyi. Origin Access bedavadan verdi. Ne yaptı? Tekelcilik yapmadı. Ne yaptı? Oyuncuya hediye ederek yani işte, şey dedi. Oyuncu kazandı. Bak sen bunu Steam'de 249 liraya alıyordun. Ya bana abone olsan zaten ben sana onu hediye ediyorum dedi. Ne oldu? Oyuncu kazandı Epic Games. PSN de yapıyor bunu. Epic Games ne olduğunu anlamayan vatandaşlar. PSN de yapıyor. Ve çok da güzel yapıyor yani. Tabii. Yani aboneliği tutma şartı var hepsinde. Abonelik gittiği anda gidiyor benim bildiğim bunlara erişimin. Ama açınca tutabiliyorsun. Ama şöyle bir dünya da var. Şu an bizim ülkemizde oyun fiyatları aşırı aldı gitti ya başına. Bu noktadan sonra hakikaten oyun aylık oyun abonelikleri bana çok mantıklı bir sistem gibi geliyor. Çünkü şey, bir sürü insan alım gücü artık yetişmiyor abi. 600 liraya bunu alayım, 600 liraya bunu alayım, 600 lira bu yok abi. Öyle bir şey yok. Yani adam 6 ay geç oynayacak bir oyun çıktıktan sonra abonelik sistemiyle ama o 6 ay içerisinde de güzel indiler gelecek, güzel online oyunlar gelecek. Her türlü hesaplı. Çünkü 6 ay sonra indirimde bile alsan 600 liralık bir oyunu maksimum indirim 250 lira oluyor şu anda. Sen ayda 50 lira versen bütün sene 600 lira vereceksin ve bütün çıkan oyunları oynayacaksın. Sende kalmasa ne? Bitince bir daha yüzüne bakıyor musun zaten? Yani ya DLC'leri bitirince. Aylık abonelik bence satış kanallarını ve yayıncıları da rahatlatır. Çünkü adam şeyi bilir. İşte benim 150 bin abonem var. Sen bana ver oyununu. 150 bin kişi oynayacak onu. Yani oyun çünkü hep şöyle bir şey. Yani şöyle zor bir ürün. Senelerce çalışıyorsun oyunun üstüne. Uğraşıyorsun, ediyorsun. Ya oyun release'lerinde çok zorlanıyorlar. Yok VIP access betası çıkıyor. Millet giremiyor, kapılarda kalıyor. Yok bilmem ne çıkıyor. İşte patchlenmesi gerekiyor 6 GB. İşte Fallout 76'nın en son release'i rezalet. Yani Anthem'in en son release'i rezalet. Yani Anthem oynadın mı sen bu? Anthem oynadım ama yani ben oynayabildim. Bir sürü insan kapısında kaldı böyle anlamsız falan. Bir rezaletler yaşandı. Yani şuna giriyor falan. Ya bunu nasıl beceremiyorlar abi hala? Benim aklım almıyor yani. İşte abi orada şu soru şu mantığı var ya. Adam diyor ki ben diyor Anthem'i çıkarayım. İşte yanında bir tane altın suyuna batırılmış anahtarlık vereyim. Bir de bir hafta erken erişim vereyim. 600 liraya koyayım. Enayiler alır diyor. Enayiler alıyor bu arada. Ama orada bir yandan da gerçekten alıp oyun oynamak isteyen insanlar var. Onun 600 lirası olmadığı gibi kötü bir oyunda oynamak istemiyor. 3 ay sonra oynasın. 6 ay sonra oynasın. Mesela bu Division 1 ile ilgili çok anlatıldı. İşte Division çıktı ilk çok rezaletti. 8 ay sonra soruyorum. Abi toparladı falan diyor. 8 ayda yani 8 ayda artık toparlarlar zaten yani. Toparlayamazsan kalk git. Abi birinci yılını bitince çok iyi oldu. Bu da şey gibi. Abi dizi 10. bölümünde açılıyor gibi. Ulan 10 bölüm ben izlemişim bitmişim. 8. ayında toparlasa bile oyun. Sen inanıp pazarlamaya, şirkete güvenip pre-order edip 600 liranı 400 liranı verip oyunu aldın. Sana ilk haftalarca rezalet çektirdiler. 8. ayda toparlansa bile sen ardın yanık oluyor. Diyorsun ki Allah kahretsin daha da oynamam. Halbuki bir abonelik sistemi dahilinde gelmiş olsa sana. Division da çıktı. Dersin ki ya ilk haftaları sorunlu olur abi. Ben nasıl aboneliğim dersin. Nasıl olsa açar oynarım. Açarım 3. ayda dersin mesela. Yani abonelik sistemleri eğer ergen hırsız zihniyetiyle yapılmazsa Epic'in piyasamıza dayatmaya çalıştığı daha böyle bir ulan zaten kopyalanabilir bir ürün, dijital ürün. Bunun şeyi yok. Daha fazla kopyasının olmasını bana bir overhead yok, bir lojistik masrafı yok. Yani hiç depoda şey tutmuyorum hani anladın mı? Hani bir masrafı yok. Ben bu konularda ben çok abonelik sistemine geçeyim, yayayım, saçayım, bolluk bereket ortamı olsun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aynı anda 4 mecraya abone olan insan çıkar. Yani Steam böyle bir şey açsın, oraya da abone olun. PSN'e aboneyim zaten. İşte şey getir. Origin EA Access'e aboneyim. Epic çıkarsa ona da abone olayım. Yani çok bolluk olsun abi, ben varım buna. Abi Assassin's Creed çıktığı gün aldım işte hadi bir şekilde 400-450 liraya aldım. Ulan zaten hesaplasan ayda vereceğin herhangi bir fiyat 450 lira hayatta bulamaz yani. Tabii. Maksimum 100 lira verirsin. Ve gelir de garanti olur. Yani sen bir şey abonelik sistemiyle satış yapan bir yayıncı olarak insanlara şunu diyebilirsin. Abi sen buyur istersen bunu benim markette 300 liraya sat, %10'u benim. İstersen ver bana. Bende 150 bin oyuncu var. Ben o 150 bin oyuncuya bunu oynatmanın karşılığında sana şundan 1 milyon liraya toka edeyim de. Netflix gibi yani prodüksiyon sıcak satın al. Sıcak para hocam tabii. Tabii sıcak, tabii gerçekten. Yani şeyde yayıncı da şey bilir. Ha, abonelikten zaten abi 2-3 milyon bir gelirimiz var onu bilir. Üstüne ben pazarlama hamlemi ona göre yapayım der. Şu an planını yapar. Şu an her seferinde sıfırdan yukarıya çıkmaya çalışıyorlar.
sıfırdan yukarıya çıkmaya çalışırken de affedersin adam çimcikleyen marketingle çıkıyorlar. Bu sefer çünkü yani öyle bir masraf etmiş ki herif o satış için yalan söylemesi gerekiyor. Rezil oluyorlar. Söyleme yalan. Temel overcost'un gelirin de belli olsun. Ben gerekti. Güzel bir sistem olacağını düşünüyorum yani aboneliğin. Valla ben Apple'ın da tabii mobil oyunculara şöyle bir müjde verdiğini de unuttuk bu arada onu söyleyecektim. Diablo geliyor mobile biliyorsun. Diablo oynama müjdesini de vermiş olacak bence böylece bu subscribe özelliğiyle. Apple'da ister misin Diablo ile ekskluzif anlaşma yapsın? Vaa oğlum çok iyi olmaz mı? Ekskluzif anlaşmaların geleceği hiçbir zaman iyi değil. Tekrar altını çiziyorum. Ama Diablo hocam. Kendi donanımında kendi Diablo oyununu lütfen. Geliştirdiysen ayrı da. Diablo ama. Diablo'nun ölüsü bile satacağı için abi Diablo, onu diyorum yani. Diablo çok iyi. Diablo çok iyi. Ya ama yaparlar mı lan cidden? Thronebreaker mı? King Witcher 3'ün ha, evrende geçen yeni bir oyun çıktı ya. Thronebreaker. 15 dakika içeride Geralt gözüküyor. Kapağa Geralt'ı koymuşlar. Ben çok kızdım. Hiç yakıştıramadım ha. Ben oyuna çok büyük heveslerle girip anlamsız bir kart... Bak kötü değil oyun bu arada. Ama dediğin gibi çok yanlış ve yanlış yönlendirmeyle bir pazarlama var. 15 dakika çocuk uğrayıp gidiyor yani anladın mı? Hani böyle bir... Brom iyi misiniz falan diyor. İyiyiz iyiyiz hamdolsun. İyi oynuyor musunuz beğendiniz mi? Geralt böyle gidiyor sonra. Le 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 diye. Yani bu... Neden kapağına başrolün başrolle eşit miktarda yani hiç yakıştıramadım lan CD Projekt Red'e. Çok böyle çok hani, kötü abi. Yani iyi de, çocuklar diyebiliyoruz ya çünkü CD Projekt Red'i biz. Böyle şey oldu. İyi hareket oldu bir anda yani. Biz zıbıttıklarını konuşmuştuk zaten şu şeyden. Yasal haklardan falan. Abi zaten oyunun bak oyun ne deri maksimum mobilde 30 lirayken 50 liraya çıktığında ilk 50 liraya almışım. Sonra 150 lira oldu galiba. 150 lira verseydim çıldırırdım muhtemelen. Ben Metro Exodus'un Epic Store'da eksklusif olacağını duyunca Steam'e gittim hemen. Steam'de baktım işte bu akşam satışları kapatıyoruz falan demiş Steam'de böyle. 299 liraydı. Hemen aldım. İyi yapmışsın. Aldım yani. Ha. Yani şey oldum böyle. Tekelcilik mi? Steam'den alıyorum lan. Yayını da Steam'den yapacağım lan bangır bangır. Kıl oldum çünkü. Yani sen ne demek beni zorlamak ya? Ben istediğim yerden alırım. Sen kim köpeksin? İstersen önden alırım, istersen arkadan alırım. Kimse bana karışamaz. Tabii canım. Ben Bursa çocuğuyum. Her yerde şey var. Bizi kimse zorlayamaz lan. İstediğim yerden alırım ya. Allah Allah. Hadi geç polara geç. Tekel benim değil mi hocam? Tabii. Aa dur polara geç. Geçiyoruz mu polara? Ha? Polara mı geçelim? Hadi geçelim. Dur şey var. Sinemada sansür yasası. Konuşacağız mı onu? Valla bir saat oldu bak oldu daha Space Odyssey falan konuşacağız. Aa. Bir şeyler yapacağız yani. Ya, işte zaten çok konuştuk ya. Cinemaxum içinden geçtik artık. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Evet. Ya bir o aktifleşsin bakalım da. Bir tek Cem Yılmaz saraya gitmemiş imzaya. Ha. Bir onun altını çizdim ben dikkat ettim yani. Aa, ben geri kalan herkes böyle kuş gibi gitmiş çünkü. Evet. Muhtar buluşması gibi gitmişler böyle. Abi zaten Yılmaz Erdoğan oradaydı ya. Ya bizim tabii bir kızgınlığımız yok. Biz payımızı istiyoruz abi falan diye böyle. O zaman polar mı? Mısır fiyatları yasasıyla ilgili çok çalışmalar yaptı Yılmaz Erdoğan. Sağ olsun. Çiftçimize çok destek çıktı. Allah razı olsun kendisine. Gerçekten kalite püskürttü yine üstümüze. Bilhassa güldür güldür gibi gösterileriyle. Tabii, güldür. Hadi polar. Polar dur o zaman. Sana o zaman polara girerken şey yapmam lazım abi. Ha ooo. Polar cosplay'imle girdim. Kardeşim sana. Sanki SSK'da 2 aylık açığın kalmış da emekli maaşını alamamış gibi bir halim var. Aynen abi. Şu emekli primim yatmadığı için kızdılar bana. Emekli primini vermeyeceğiz dediler. Dediler ki ama primini vermek yerine seni öldüreceğiz. Ama öldürürken de süründüreceğiz. Süründürürken de öldüreceğiz dediler. Ya Polar sanki iyi gibi başlayıp sonra çok kötü oldu ya. Niye öyle oldu? Abi prim yüzünden işte. Sen kameraya doğru bak da senin evet. evet sevgili arkadaşlar emeklilik yasası değiştikten sonra Assassin'lerin de başı dertte. Tancan Bey 28 yıldır adam öldürüyorsunuz. Gel gelelim yeni emeklilik yasası sizi de vurdu. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Ya beyefendi ben Afganistan'da adam vurdum. Irak'ta adam vurdum. Yurdun'da adam vurdum. Türkiye'de adam vurdum. Marsilya'da kadın vurdum. Yani böyle değişik her yerde vurdum. Köpek vurdum ben. Çünkü gerizekalıyım ben. Biraz gerizekalıyım ama çalıştım. Şirketim için emek verdim. Gittim geldim vurdum vuruldum taş attım taş yedim. E ne oldu? Diyor ki emekli ikramiyeni vermeyeceğiz seni öldüreceğiz. Peki emekli asasinler şey filesini doldurabiliyor mu? Şimdi onu soracağız. Efendim file doluyor mu? File kaça doluyor? Abi hocam bir domdom kurşunu olmuş 100 dolar nasıl dolsun? Bir soğan alıyorum bir kurşun alamıyorum eve. Nereye sıkacağım ben?
Emekliliğimde sıkacağım mı sikeceğim ne yapacağım bilmiyorum. Çok kötüyüm yani. Polar Dede her ay başında yine emeklilik maaş sırasını bekliyor. Emeklilerimizin zulmü büyük. Emeklilerimiz çok çekiyor. Peki Polar Dede, hükümetten memnun musun? Ya evladım, aslında memnunum. Benim hükümetle bir işim yok. Özel sektör bizim sıkıntımız. Ama hükümetime şunu demek istiyorum. Abi özel sektörü biraz denetleyin ya. Bak biz burada sizin için adam vuruyoruz, sınır koruyoruz. Siz ama hiç bizim için bir şey yapmıyorsunuz. Yani bir tane Allah'ın sarışın şişmanı yemiş. Diyor ki paranı vermeyeceğim. E devlet de vermiyor. Devlet bana bir koruma sunsun burada ya. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Vatanımızın bu değerleri, büyüklerimiz, ustalarımız şimdilerde mağdur. Netflix'in polarında emeklilerin maaş kuyruğunda çektiği çileleri siz de izleyebilirsiniz. Ben 300 metreden attım vururum ha, öyle Punisher gibi değilim öyle. Dede kuş ötüyor mu emekli olduktan sonra? Vallahi evlat, ona da bakacağız ya. Öyle mi? Hapa para yeterse bakacağız. Evet sevgili arkadaşlar, poların özetini size yaptık. Netflix polar. Gerçekten de aşağı yukarı bu. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Polar'da başrolümüzün karşı komşusunu oynayan kız Vanessa Hudgens'mış. He. Kadın aşırı falan güzeldi ya. Makyaj her şey dedim ben yani bu arada. Evet ya. Kadını makyajla çirkinleştirmişler mi? Yoksa makyajsız hali mi o bilmiyorum ama bir anda böyle mahalleden bir insana dönüşmüş. Bence bunalımda göstermek için kadını çirkinleştirirsek bunalımda olur gibi bir şeye düşmüşler yani. Aşırı saçmaydı o da. Yani ben bu aktör kim acaba falan diye bakıp da sonradan kadının kim olduğunu anladım. Ona çok şaşırdım. Onun dışında şeyi anlamadım. Tam böyle bizim o bir tane Assassin ekibi kurmuşlar birbirinden çirkin. Birbirinden gerizekalılar. Şöyle gidiyorlar ya. Bunun çizgi roman uyarlaması oldu hemen anlaşılıyor ama uyarlayamadıkları da çok anlaşılıyor değil mi? Çizgi romanla alakası yok bu arada. Hmm. Bak çizgi romanın ben çok hızlı iki cildine baktım. Hmm. Estetiği çok şunu güzel. Şunu öteki gözüne taksana, bana dönünce ne kadar tek gözlü olduğu belli olmuyor. Zaten emeklilikte dediler ki arada dayı gözünü değiştirebilirsin. Şey, dert etme yani, tek göz farklılık tabii yaratabilir. Hmm. Burada bitcoinler var, burada şeyler var. Tabii tabii var. Ripple'larda cepte duruyor. Ne diyordum? Ha, çizgi roman estetik olarak güzel, çizim olarak falan. Çok tatlı yapmışlar. Ama orada da konutürt. Ama daha iyi. Yani çizgi roman abi o, okey. Filmde yemiyor ama işte. Abi yemiyor. Yemediği gibi bir de iyice gerizekalaştırmış. O ergen grubu nedir ya? Adamı ev gezerek arıyorlar. Ulan sizin dünya çapında asasin örgütü değil misin sen? Yok mu bir teknolojin? Bu adamı takip etmiyor musun sen? Sen nasıl şirketsin ulan? Gerizekalmış. Yok canım, çok salak bir film. Bir de her gördüklerini vuruyorlar. Hani böyle ergen eğlendirir diyeceğim ama ergen bile sıkılır bu filmde. Yani çünkü ya bu filmi nasıl kurtarırdım biliyor musun? Ya tempo hiç durmayacak. Bire bir şey olacak böyle. Ha bire bir şey olacak. İşte şey okay gibi. John Wick gibi abi, anladın mı? Bak John Wick'e de bak. Yordun kaymağı gibi, ne oldu belli değil. Bir tane otel var. Herkes altın para veriyor. O ona vuruyor, ona vuruyor. Ha. Aptal bir film. Ama bam 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 gidince son böyle 90 dakika böyle izliyorsun. Aa diyorsun, mis gibi film ya. Abi dövüşler düzgün. Burada böyle akıllarınca bir derinlik de katmaya çalışmışlar. O çok kötü olmuş. Sen işte ne ya, derinlik katmaya çalışıyorsun? Aslan parçası. Sen kimsin ya? Sen hadi, yani. Evet abi, yap komple B filmi. Biz izleyelim. Ben sıka git. Valla bir şey söyleyeyim. Ben bu filmin son montajı bende olsa derim abi gel bunu mini seri yapalım. Atalım sağından solundan 40'ar dakikasını. Full aksiyonu vuralım. Sıka sıka gitsin, millet desin ki ne güzel bir münateşimiş. Ne kadar saçma. Bir Assassin ekibi var. Ne plan yapıyorlar, ne strateji yapıyorlar. Belli değil. Arada götünü eritiyor bir tanesi. Bütün plan şu. Fahişeyi salalım, sıkalım. Bunun ötesinde bir plan sen gördün mü? Yok abi. Ben şunu anlamıyorum. Sniper'da uzakta durayım ben abi falan. Ben şunu anlamıyorum yani. Ellerindeki sniper o kadar yeteneksiz ki hedefi vurmadan önce yerini sevişmesi lazım. Kızın sakso çekerek hedefi kitlemesini bekliyorlar. Ve buna inanmışlar. Bu 3 kere oluyor filmde. Yani ulan ilk dedim herhalde ne ergen eğlendirmek için böyle bir sahne koymuşlar. Yok bayağı heriflerin modus operandisi. Yani hani bunların peşinde bir FBI ajanı olsa şöyle fark edecek. Sakso çekilirken ölmüş. Bunlar onlar. Yani abi yani daha iyi bir sniper istihdam edip yürüyen hedefi vuramaz mısınız? Aptal insanlar. Bak çizgi romanda da var bu. Ama onu şöyle yapmışlar. Adam o kadar dikkatli bir herif ki. Siksen vuramazsın böyle. Öyle bir adam. Onun dikkatini dağıtıyorlar. Ulan burada zaten ilk gittiğin herif. Siksen vurabiliyorsun. Aynen baba diye geziyor böyle. Abi evet, çok saçma. Yani o ilk başta vurdukları herif. Herif havuzun kenarında geziyor. Yok işte bu böyle buna muamele yapacak da herif sabit kalınca zar zor beyefendimiz vuruyor. Ulan ondan sonra ben de vururum. Ben de sniper'dayım. Hareket hedef hareket etmiyorsa. Ulan
Hedef hareket etmiyorsa herkes iyi abi sniper'da. Yani ben bile vururum. Ya git git bir tane düzgün sniper satın alın. Öbür kızın da ağzı dili hastalıktan kurtulsun. Herpes olmuş her tabi. İğrenç, anlamsız bir şey. En son ben şeyi anlamadım. Bizim çocuğa da, bizim çocuk diyorum, bizim dedeye de gönderiyorlar şeyi. Fahişeyi. Ayşe böyle o böyle böyle penis yememiştim falan, inanılmaz böyle haller oluyor. Bir anda gaza geliyor. Sonra bizimki bir anda nasıl lazeri fark ediyordu, kızı sokuyor merminin önüne, sırtı dönük çünkü, onu anlamadım ben. Şans mı o? Bir şey, kolyesinden bir yerden yansıyor muydu, öyle bir şey mi? Öyle bir şey mi? Galiba öyle bir şeydi. Ben yani, bir yerden sonra sıkıldım çünkü filmi şöyle gözümün üçte biriyle falan izledim. Yani vallahi bak şey kısmı, filmin böyle her şeyi atarım, şey kısmını ayırırım. Böyle sniperların kendisine saldırdığını anlayınca don gömlek böyle gidip hepsini avlıyor ya, tam böyle lan benim arazime mi girdiniz dede tarzı. Ben Rusya'da böyle. Rusya'da büyüdüm ben lan, bize soğuk kalmaz diye. Orası da 10 dakika sürüyor, bitiyor sonra. Ondan sonrası full saçmalık. Orada da zaten papağan gibi çıkıyor ya, böyle ağaç dalına konmuş. Kill Bill'deki şey gibi, yaşlı dayı gibi. Hop buradayım ha falan diye. Abi bak ben şuna inandım artık. Netflix ne yapıyor biliyor musun? Bir tane şey var, yapay zeka, ona böyle döküyor. Film lazım abi diye böyle. Dataları döküyor. Sonra çıkıyor böyle içinden. Abi 10 dakika seks, 15 dakika çıplak adam, 20 dakika aptallar sürüsü. Peki ben şunu anlamıyorum. Sonra bunu birleştiriyorsun böyle. Sosis gibi çıkıyor böyle. Şimdi sen Joe Berenthal mı? İsmini unutuyorum. Berenthal'ı almışsın, tamam mı? Dünyanın en sert suratlı aktörü şu an galiba piyasadaki. Buna böyle ılık Punisher filmi çektir diyorsun. Genç kızlara sen de benim yavrumla aynı yaştasın falan diye Punisher çektirmişsin. 13 bölüm, tamam mı? Sonra gidiyorsun Matt Mikkelsen'i bulmuşsun bir yerden. Nasıl paran etti, ne yaptın? Matt Mikkelsen'i de yani çok iyi bir karakter, aktör olan adamı da Punisher rolü oynatmaya çalışıyorsun. Adam da sıkılmış bu arada. Ama şey çok komik bak. Punisher dizisini çekiyorsun. Punisher, ılık. Alakasız bir polar diye bir film çekiyorsun. Abartalım abi, saksı olsun. Kafalar kopsun abi. Adamı kendi bağırsağıyla öldürsün abi. Ulan yani sen mecranda bunları yapabiliyorsan yapsana bunları Punisher'da. Niye yapmıyorsun, gerizekalı mısın? Allah Allah. Bir de gidiyorsun köpek öldürdü ya. Bak ben çok sinirlendim ona ya. Bu kadar gereksizce köpek öldürülen bir film görmedim daha. Köpek aldı bir yerde. Sonra niye öldü o köpek? Hiçbir fikrim yok. Ay ben çok deliyim falan diye mi öldürdü? Ya da John Wick'e gönderme yapmaya çalıştılar. Bilmiyorum. Yani inanılmazsa çok sinirlendim orada. Bir daha bir şunu söyleyeceğim. Filmin senaryo kurgusundaki akış şöyle. İki koldan gidiyor ya. Şeye geçiyor işte. Başrol abimize geçiyor. Böyle durgun. Emeklilikte ne yapacağız hocam? Altının bu şeyini kırayım. Odununu kırayım. Diğer tarafa geçiyor. He öldürüyoruz falan diye. Şey gibi böyle. Eskiden radyo maçı anlatırlar, tamam mı? Maçlar radyoda anlatırdı. Cüneyt Arkın ya. Tam Cüneyt Arkın filmi. Öyle ama bağlantı şöyle. Şimdi dakika ve skor için Ankara 19 Mayıs tadına bağlıyoruz. Ne oldu, gol mü var? Yok hocam 0-0 da heyecan veriyoruz falan diye böyle. Harbiden öyle arıyor. Ne oldu, buldunuz mu? Bulamadık. Tamam dön çat oraya dönüyor. Bir sürü saçmalık var falan. Şimdi. Mesela upuzun bir işkence Bullshit. Sahnesi var. Anlamsız evet bir ya. İşkence sahnesi. Yani gün 1. Tamam etini yoldun adamın. İkinci gün etini yoldun. Üçüncü gün kör ettin. Yani işkence sahnesini uzatmak filme bir derinlik katmadığı gibi hani şey diyorsun ulan. Hani işkence de herhalde öyle bir şey yapacak ki herif dönüp oradan ona geri çakacak. Yo. Öyle işkence ediyorlar adama. Yani bu bir şey katmıyor filme. Gerçekten ergen filmi yapmaya çalışmışlar, anladın mı? Abartın koy abi, koy işkence koy, de koy. Koy işte onu diyor mu? 5 dakika ondan koy. İstisinden elektrik verin brom falan. Ne oldu? Ver tamam bunları ver tamam. Yani ama bağlamsız aksiyon, bağlamsız şiddet şey gibi. Konusuz porno gibi. Yani gerçekten bak. Yani evet ya, müzikli aksiyon, porno gibi hatta. Aksiyonun en düzü bağlamı olduğun zaman çok heyecanlı bir şeydir. Bağlamı olmadıktan sonra aksiyon bir grup fast cut olan, çünkü 60 yaşında adam ne kadar dövüşecek zaten. Habire böyle bir kesmeler bir şeyler. Hani doğru düzgün şey de yok. Hani getirsin oraya bir martial artist böyle kesintisiz uçup 12 dakika dayak atar. Hiç vay dersin ne yapıyor. Hiçbir yok ya, Allah kahretsin ya. John Wick'te bizi en çok etkilenen olay ne abi ki? Keanu Reeves 6,5 ay çalışmış. Herif cut yok. Keanu Reeves'i salıyorsun, döve döve gidiyor. Tabii. Bir de yoruluyor, o yorulduğunu görüyorsun, daha çok heyecanlanıyorsun. Bir hayranlık falan. Diyorsun, helal olsun diyorsun yani. Bunda o da yok. Fast cutlar, jump cutlar, böyle böyle pat pat pat. Aptal aptal bir filmdi ya gerçekten ya. Ben sana diyeyim, bak bu filmin ikincisi gelir. Polar kıdem tazminatı, Polar tatil izni parası. Hepsi gelir bak, ben sana söyleyeyim, bunları yapacaklar. Hepsinde girecekler. Ses gaz bitmiyor falan, ben bilmiyorum. Ay ne kötü şeyler ya. Abi Polar yani özetle... Polar doğalgaz borcu abi yapmışsın. Doğalgaz ne olmuş ya? Bunun altında kalamayız abi, yürü hadi. Gidip, o parayı ödeyemem. Gidip İpra gazı saksoyu çekiyoruz hadi abi tak tak falan. Ne kadar affedeceğim. Parayı ödeyemeyiz. O bir saksocu kız da mesela. Valla kız saksocu kız arkadaşlar, kusura bakmayın.
Saksocu kız mesela. Saksocu kızın bütün olayı gerçekten hiçbir asasin eğitimi yok. Gidip hedefi sabit tutmak ya saksocu çekerek. Aniye bir de gülüyor arada. falan. O da Harley Quinn yapmaya mı çalışmışlar orayı? Baharcan'dan dolayı. Bir şeyler bir şey böyle. Neyse. Kız bir yerde gidiyor bir adrese. O adresteki adam tacizci çıkıyor. Yavrum ne kadar güzelsin falan oluyor. Bu da böyle ay dokunma bana sapık deyip kızı herifi döverek öldürüyor. Ulan herif 5 dakika dursa sen zaten kendini saksıyor çek. Senin varoluş amacın o. Sen artistin kime ya? Bir de böyle yazdığı karakteri de farkında değil. Yani şey ne... Yazdığı karakterin farkında değil ya. Yani senin bu karakterin cinselliğini %100 kullanarak işte erkeği hapseden bir kötü kadın yazmışsın. Ulan işte o tacizcinin de üstesinden gelse yazdığın kadın olur. Hani zaten hani böyle bir fahişe karakter yazmak bence çirkin de ulan bari düzgün yaz. Ne yazdığının farkında ol yani. Hiç aptal bir screenwriter'ın elinden çıkma. Aptal bir film. Hiçbir yani belki o bir işte o bunun evine saldırdıklarında herifleri temizleme sahneleri bir güzel. Onun üstüne at çöpe gitsin. Gerçi anlamsız bir şeydi yani. Ya bize soruyorlar ya işte abi niye polar konuşacaksınız diye. Biraz da kötü filmleri konuşmamız lazım ki kötü filmlerden de sizi uzak tutalım arada. Bu acıyı biz çektik siz çekmeyin. Aquaman'le Roma'yı aynı hafta konuşmuştuk. Bu sefer de Space Odyssey'le Polar'ı aynı gün konuşuyoruz. İnanılmaz bir macera yapıyoruz gerçekten. Hazır mısın 2001 bir uzay macerası? Of. Arthur C. Clarke yazdı, Stanley Kubrick yönetti. Programımızın 1 saat 14. dakikasındayız. Herhalde 45 dakikada kapatırız Space Odyssey'i diye düşünüyorum. Space Odyssey çok şey var ya Space Odyssey'de. Aa, ben yani ilk kez filmi ne zaman izlemiştim? Harbi 2001'de falan izledim galiba. Tam zamanında izlemişim. Mevsiminde izledim. 50. yılında bu arada film. Yani evet. Ben bugün izledim tekrar. İzlerken bu filmin 50. yılında olduğuna inanamıyorum ya. Yani dünyanın uzaydan görüntüsünün olmadığı bir dönem dünyayı falan yapmışlar ya. Böyle abi ben var ya hiç bilmeden açsam maksimum 1980'ler sonu 90 başı falan diyebilirim. Teknik olarak. Şey insan tahmin edemiyor. Bugünün teknolojisinden bu kadar habersizce yani flat screenlerin olmadığı, tüplü televizyonların falan olduğu uzaydan fotoğrafların henüz çekilemediği, mesela uzaydan dünya nasıl gözüktüğünün bilinmediği bir dönemde çekilen filme bak yani. Her açıdan inanılmaz. Evet, bütün teknik detaylar daha sonrasında çekilen bilim kurgu filmi dediğimiz hatta Star Wars'ların falan geldiği. Peki Space Odyssey'i sen neden konuşmak istedin özellikle? Sen bir seçtin söyleyeceğim. Bunu çünkü. Seçtim işte şu yüzden aslında iyi bir noktadan girdin. Benim zaten ilk izlediğimde en etkilenen nokta teknikti. Tabii ki anlattığı şeyler çok büyük. Onu konuşacağız da. Teknik tarafında işte kendisinden sonra çıkan ibibik ibibik diye kırmızı yeşil tuşlara bastığın filmler varken piyasada adamın yıllar öncesinden bu kadar iyi bir teknik altyapı hazırlaması, bunların hepsi tek tek uğraşması. Ya herif şeyi yap bak mükemmel bir detay. İşte ilk uzay aracına biniyorlar uzay uçağına diyeyim. Yere bastığında kadın yere tutunmak için yere tutunan bir ayakkabı giyiyor. Ve bunu göstererek sana hissettiriyor. Oyuncuyu belli ki ona tabii. Çok uğraştırmış. Tabii. Bak diyor sen burada böyle yürüyeceksin diye. Belki de 100 take falan yapmış orada bilmiyorum. Yapmıştır. Ben ilk onu gördüğümde de zaten ilk izlediğimde oha dedim yani bu ne izliyoruz biz. Ondan sonra genelde şey tadı da oluyor ya abi çok sıkılıyoruz filmde falan. Bilmiyorum ben bu detayları gördükçe çok bağlandım filme. Tabii. Çok fazla detay var. Ve bu detaylar da şey değil. Acaba işte Green'in bilmem kaçıncı tonu mu? İşte 20 tane görmediğim teknik şey falan değil. Abi gerçi çok düz bir şey anlatıyor aslında. Bize zor gelmiş. Çok düz de bir şey değil. Ne anlattığıyla alakalı da millet kafayı kırmışlardır da. Şöyle. Yani. Olan olaylar çok aynen, düz. Evet. Çok düz. Oradan oraya gidiliyor falan. Çok detay var ama. Ve bu detaylarda şey diye kaybolmuyorsun. Böyle kompetitörlere kaybolmuyorsun. Düşünerek buluyorsun aslında. O yüzden senin dediğin şu açıdan doğru. Düşündürtüyor seni. Düşündürttükçe de... Ama hiçbir zaman da şey yapmıyor. Düşünün bakalım. Ya. Hah işte onu hiç yapmıyor. Sen düşündükçe etkilenmeye başlıyorsun. Abi işte maymunlar ne yapıyor orada falan der. Aa siktir silah buluyor. Aa falan böyle bir havaya giriyorsun falan. Zaten sonra film artık şeye doğru gidiyor. İşte bir tane taş vardan girip sonra adama ne oldu acaba filmin sonuna kadar seni götürüyor. Ama benim ilk etkilendiğim nokta yılına göre bize sunduğu teknik detaylar ve bunların içine gizlediği anlamlardı. Bu arada yani şöyle Space Odyssey'in teknik başarısı bugün hala teknik başarı. Çünkü işte Gravity'yi çekerken Cuaron benzer bir setup kullandı.
Inception'ı çekerken hatırlarsın Nolan koridoru döndürdü. Evet. Adam 68 senesinde uzay gemisi döndürdü. Adam koşturmuş içinde. Yani kafa kır, yani işi için kafayı kırmış yönetmen deyince baş isim Kubrick'tir zaten bu arada. Yani tabii. Hep tartışmasız hani bir sürü yönetmen bin tane kez anlattılar ama kafayı kırmış yönetmen Kubrick. Kesinlikle. Kubrick zaten birçok yönetmen için de şeydir ya, böyle ilahtır ya. Tabii. Bir tek Tarkovski sallamış bu arada. Biraz araştırma çekememiştir yaparken. Çekememiştir bu. Tarkovski demiş ki gelecekle ilgili çok sıkmış falan. Yalan bir dünya yaratmış falan gibi şey. Ulan zaten. Çok da yalan değil. Bir sürü şey tutturmuşlar değil aslında bayağı işte iyi. Tarkovski biraz şey gibi bakmış. Çok sıradan izleyici gibi bakmış. Şaşırttı beni yani orada. Yani Space Odyssey çok şey bir film yani. Bugüne onu seçtik eyvallah. Böyle üzerine hani bazı detaylar üzerine çok konuşabiliriz. Hani sırf 2 saatlik program Space Odyssey'den çıkar. O yüzden böyle çok da derinine inmeden hani konuşmak istiyorum. Biraz kişisel deneyimi anlatayım. Ben filmi ilk izlerken dedim bu ne? Yani çünkü lisede miydim neydim? Bir türlü başlamıyor abi film. Tamam mı? Yani filmi belki biz söyledik de ilk kez izleyenler varsa şeye çok şaşırmışlar. Film başlamıyor abi. Gıy gıy gıy. Simsiyah ekran ne oldu lan, Next'te başlamıyor. Bozuk mu acaba? Bendeki VCD mi bozuk falan evet, diye. Evet ben korsan filmini izlemiştim çünkü ilk alıp lan bozuk mu acaba falan dedim. Bir ses geliyor falan ama diyorum sesli oynuyorum böyle falan. Abi, uzay boştu. Ya şey çok ilginçti abi, yani adam bunu izlemeye giren sinema salonuna giriyor ve orada sabit kalıyor ya. Ya filmin çok önemli bir unsuru zaman. Tabii ki bütün filmlerde editing'den bahsettiğimiz için sahne sahne kesme, sıraları kesme, arası zamanlar falan. Tabii ki çok önemli ama yani Stanley Kubrick'in burada çok kısa senaryosal gelişmelerin arasına çok uzun zamanlar yedirmesi ve ben bu derece yürekli bir şekilde, çünkü abi seyirci şunu der, ne oldu şimdi? Ne olacak? Ne oluyor şimdi? Bu soruların cevapları yok abi. Bu sorunun cevabı yere şu var. Ben size gösteriyorum, cevabı siz bulun diyor. Tamam da yani o sırada, çünkü o sırada şey işte abi, Entel Feridun anladım orada çekirdek yiyen çocuklar da izliyor filmi. Bunlar iyi değil mi? Ne oluyor orada falan? Onlar çekirdek yeme amcık. Adam kopuyor orada, öbür tarafta adam müzikle beraber uzayda bir şey döndürüyor falan. Ya yani şöyle bir film Space Odyssey. Hiç anlamayanın bir anda kafasını açabilecek bir film, biliyor musun? Yani aslında filmin içerisindeki o monolitlerin yaptığı hani evrimsel adım atlatma işini bence Space Odyssey seyircisi için yapmış bir film. Çünkü ben de dedim ya, bu filmi ilk izliyorum. Ne oluyor burada şimdi falan derken ulan bir baktım düştü. 2,5 saat geçmiş, böyle izliyorum yani. Ne oluyor da çocuk çıktı falan. Hiçbir bok anlamadım izledim de ilk. Yok zaten kesinlikle birkaç kere izlemek lazım. Yani, üzerine kafa yormak tabii, lazım. Yani hiç yani ama şey oldum böyle. Ulan ne oldu lan falan oldum. Yani şey oluyor böyle. İşte o çok ilginç bir şey. Yani böyle biraz kaşınsan, daha ilginç hikayeleri keşfedecek noktaya geldiysen hayatında, bu filmi merak edip daha da üstüne gidiyorsun. Öbür türlü şey dersin ya, bu neymiş arkadaş, 2,5 saatimi geri veriyor. Geri veriyor da dersin ama. Aman be, uzayda dönüp duruyorlar. Kaşıyacak adamı kaşıyıp bence dediğim gibi filmin içindeki monolitin yaptığı görevi Space Odyssey yapıyor. Ya kafa açıyor. Uzay yani. Bu zaten Kubrick'in genelde filmlerinde istediği şeylerden biri. Senin kafana attığı her taşta tabii, senin bir şey anlamanı istiyor. Tabii bakla bak diye bayağı hani yönetmen böyle o eforu sarf etmiş ama bunu yaparken de hani böyle mesaj vereceğim öğretmen kaygısıyla yapmak yerine bize aşırı estetik bir iş koymuş ortaya. Sen bir şeyler alırsan alıyorsun, almazsan almıyorsun. Belki 10 sene sonra alıyorsun. Film de ölümsüz bir film abi işte diyorum. 50. senesiymiş geçen sene. Bugün izledim. Zamanın zamansız. Ben yine şeydim yani. Yan tarafı açayım da bildiğimiz film aga zaten. Oradan bakarım falan derken yine açtım. Aldım ana ekrana. Böyle yine spesifik bir şey izledim. Bir şey var, filmde çekiyor seni. Yani bunu analiz edip anlamak da gerçekten bizim ötemizde bir şey ama bir şey filmde hiçbir şey olmamasına rağmen baktırıyor sana. Ya bak, analiz etme kısmı bu arada iyi sinema okullarında, Türkiye'de olan, zaten artık kaldım bilmiyorum, zamanda iyi olan okullarda genelde çok klasik yönetmenler konuşuyor. Buñuel'ler bilmem neler. Ama bu film mutlaka izletiliyor ve üzerine bir sürü okuma yaptırılıyor. Özellikle öğrencilere. Tabii tabii. Çok, yani o açıdan da kendini çok aşmış bir film. Ve dediğin şunu destekleyen bir konu da Kubrick'in ağzından çıktı. İşte bu yakın dönemde video çıktı, görmüşsündür. Kubrick filmin sonunu anlattı falan diye. Bir tane Japon eleman ya da Koreli bilmiyorum herifi arıyor. Ya sonunda ne oluyor abi, anlatsana falan diyor. Ölmedi mi abi Kubrick? Eski kayıt. Eski kayıt.
Hikayede şu. Şey olmasın, Yiğit Alp Çavdar hani şeytanın oğlunu arıyor falan. O tarz olmasın. Arkadaşlar Stanley Kubrick'i aradım. Kubrick'i arıyoruz. Space Odyssey'in sonunu anlattı. Alo, I'm Benjamin Bennett. Stanley Kubrick abi falan. Abi Illuminati mi öldürdü seni? Abi kim öldürdü falan dedi. Orada şey diyor. Ya diyor bunu anlatmam diyor çok aptalca olacak diyor. Yani göstermem lazım ve gösterdim. Aslında sizin aldığınız şey önemli orada. Benim anlatmak istediğim değil gibi bir laf. Tabii Arthur C. Clarke'ın kitabını editleyip şeyleri çıkartmış. Kitap şeyle beraber çıkarıyorlar ya. Ha, aynen. Kitap sonradan çıkıyor. Stanley Kubrick şey yapmış. Biraz daha anlaşılır kılan kısımları çıkartmış C. Clarke'la konuşup. Demiş ki yani abi yorumu açık bırakalım hep. Yani bırak insanlar üstünde çözeceklerse. Tabii bu da işte aslında sanatın tanımı. Hmm. Ben oraya bir eser koydum. Sende ne his uyandırıyorsa onu bul. Sonra da anlatıyor işte aslında uzaylılar kaçıyordu falan diye. Mesela ben onu hiç düşünmemiştim. Ben bambaşka bir şey düşündüm. Hmm. Boyutlar arası bir şeye sıçrıyor. Hmm. Tamamen başka bir yere gidiyor. Ben kendi hayal dünyamda böyle uçtum gittim. O dediğin o açıdan doğru. İkinci konu da şu. Kubrick şeyi çok güzel yapıyor abi. Bak dedin ya çok donuk anlatıyor. İşte siyahla giriyor falan. Renk patlaması var devamlı filmde. Ve şunu düşündüm ben. Çok çizgi roman tükettiğim için. Çizgi roman, iyi çizgi roman da böyledir bak. Renkle seni duygusal bir sürü düşünceye sürükler. Ve şey vardır ya işte klasik. Renklerin anlamlarının duygusal işte yükleri falan. İşte kırmızı seksi de temsil eder. Siniri de temsil eder. Heyecanı da falan atıyorum. Mavi sakinlik falan gibi. Adam böyle direkt işte çat kırmızı vuruyor, çat üstüne beyaz vuruyor, çat oradan sarı bir ışık veriyor. Çat uzaya çıkıyorsun simsiyah, böyle şey gibi oldum. Abi dur grip olmuş gibi bir terliyorum, bir sakinliyorum. Böyle bir heyecanlanıyorum, bir düşüyorum. Yani progresifliğin dibine vurmuş. O da tam bir sanat eseri gibi yani. Böyle falan diye böyle. O yüzden Kubrick yani sonunu anlatsa da anlatmasa da bana sırf o işte ben hayal dünyamda uçup gideyim, o renklerle böyle duygusal şeyler yaşayayım falan. Tam Enter Feridun gibi hissettim yani kendim bütün filmi izlerken. Abi yani filmin hani şey mesajı biraz ilginç. Filmin ciddi bir kısmında bir sürekli aslında içten içe bir şiddet, vahşet konusu var gibi geliyor bana. Yani işte o en başında monolite değdikten sonra maymunlardan bir tanesinin kafa açılıyor da o diyor lan bu kemiklen diyor böyle vurunca diyor bak diyor falan hemen gidiyor birini öldürüyor ya ama o falan diyor. Yani, sen bana boş taktiydin lan diye. Hani konu şeye geliyor yani evet insanlık hani gelişiyor falan da işte o hesapta havaya attığı da mesela uyduya bağlanıyor işte yani. Uydu da böyle o da silah gibi falan böyle falan. Çok güzel bir detay daha var orada da ilk konuşanlar Amerikalılar ve Ruslar. Tabii tabii yani böyle bir şey dünyası var hani evet hani evrimleşiyoruz gelişiyoruz ama her zaman daha biraz hani şey gibi o Doctor Strangelove'da da Kubrick'in çok ağır eleştirisidir ya kendimize... İğrancımız, kendimize güvenimiz, kendimizden emindiğimiz yüzünden hani böyle bir nasıl diyeyim yok etmenin içerisinde kalmış gibi bir şeyiz. Devamlı savaşıp yok ederek doğru olacağımızı, mantıklı olacağımızı gibi. Düşünün. Mesela HAL 9000 bilgisayarının kendisinin hatasız olduğuna inanması bana şey gibi geliyor biraz daha. Bir savaşta her taraf kendisinin huzursuz olduğuna inanır ya. Hani... Orada şey gibi düşünüyorum mesela hani bu okuma böyle çok yüzeysel bir okuma ama daha hani HAL 9000 insanlığın bir sonraki adımını temsil ediyor. Öyle bence. Sanki. Ama sonra aslında etmediği için astronot çocuk gidip onu sökerek öldürmek zorunda kalıyor. Yani şey gibi hatta geliyor. Hatta olmayacağını da hesaplamış insanoğlu bir yandan böyle bir mesaj vermeye çalışıyor. Şey mi geliyor yani hani böyle evet daha perfect makineler icat edebiliriz ama işte perfect bir makine... Perfect olduğunun bilinciyle hemen hata yapmaya, kötülük yapmaya başlayacaktır. Mutlak bir inanç sana kötülük yaptırmayı sağlayacaktır. Senin aslında hatalar yaparak kendini aşman gerekiyor. Çünkü böyle bir şey hali var. Yani bir şey diyeceğim. Robotu şey bilgisayarı öldürdükten sonra çünkü gidip daha üst bir aşamaya geçiyor ya çocuk hayatında. Hani böyle bir acaba şey mi var? Ya ben şurada bir bağlantı görüyorum yani. Bu filmi ilk izlediğinde fark etmemiştim bu bağlantı. Çok sonralarından fark ettim. Başta işte kemiği keşfetmesi var maymunun. Sonra maymunun kemiği keşfetmesinden sonra hikaye ikinci aşamasında yine araçları kullanarak uzayda seyahat eden insanı gösteriyor. Uzun uzun araçları gösteriyor. Küresel alet gidiyor tabii. Geliyor. Araçların içinde seyahat ediyorlar. Yani çok büyük bir patlama var zaten o arada. Hani insandan ziyade araç... Hani anladın mı? Böyle bir kürdanın maceraları gibi. Yani bir, aslında araçların ne yaptığını gösteriyor gibi. Çünkü işte
Araçla devam ediyorsun, ediyorsun. Bu sefer işte o araçlar vesilesiyle bir sonraki taşa erişiyorsun. İşler karışıyor. Yine bir araç var. Bu da insanlığın geliştirdiği en mükemmel araç falan diye bahsedilirken. En son bir insan onu öldürdüğü noktadan sonra kendisi bir sonraki aşamaya ulaşabiliyor gibi bir şey var. Acaba o diyorum, araçların Kubrick... kölesi oluyor devamlı. Evet evet, hani Kubrick'in orada kendisi de böyle bir hani bunu özellikle vurgulamamış ama benim çıkarımda şey var. Acaba diyorum hani insanın araçlara olan bağlılığını, araçları kötü kullanmaya olan yatkınlığını mı eleştiriyor? Bence eleştiriyor. Çok net eleştiriyor. Belki de eleştirmiyor, ben çıkarıyorum. Yani zaten onu da istiyor evet, yani. Hani, zaten bizim çıkarımlarımıza kalan parçalar çok keyifli yani. Bak şey, demin söylediğin şunu ekleyecektim. Dedin ya işte insanlığın hata yapması, işte bunlardan çıkarım yaparak kendinden daha mükemmel bir yapay zeka diyelim, HAL 9000 yaratması. Matrix de aslında bu öngörüleri anlatmaya çalışıp çok karikatürize ediyordu bir noktadan sonra. Bunu zaten yıllar yıllar önce Stanley Kubrick hiç karikatürize etmeden ve çok daha sanatsal bir şekilde anlatmış. Ben de ilk izlediğimde oha dedim, lan çok daha kalitelisi bu yani. Biz niye tutulduk diye sonra düşündüm Matrix'e. Biz de aksiyona tutulduk. Sonra şey gibi hissettim. İşte o yanar dönerli, ıvır zıvırlı aletlerin şeyine kapılmışım gibi hissettim ben de. Ulan dedim ya, ah adam bunu bana yıllar önce söylemiş ama ben yine Matrix'e tutuldum. Ah Allah kahretsin falan diye bir düşündüm yani. Ve bunda kafana vuruyor. Filmin yavaşlığı insana böyle bir şey süresi veriyor. Bir de bir nasıl söyleyeyim. Demlenme süresi veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani... Bu filmde bence demlenme süresi çok önemli bir şey. Çünkü hiçbir şey anlatmıyor ya film aslında. Hakikaten, film gösteriyor sadece. Evet, böyle açıklar gibi olduğu noktalarda iyi kötü bir abi diyor ki işte abi monolit bulduk, bunu dünyaya açıklayamayız falan diyor. Gidiyorlar böyle falan oluyor. Sonra bir aa diyorsun, robot bunlara terslik yapacak. Robotu bozuyorlar. Ondan sonra böyle vici 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 oluyor. Sonra zaten uzaylı böyle adam dönüyor. Böyle işte Strauss Sunrise eşliğinde bitiyor falan. Hakikaten diyorsun ki ne oluyor? Neydi yani? Bir, what the fuck? Ama bir yandan da film sana şey veriyor. Hıyar, bir düşün bakalım hocam. Bak 10 dakika şimdi gemi uçacak. Düşün bakalım. Yani çünkü vaktim var. Vaktim var, düşün. Yani filme konsantre olabilirsen, cep telefonunu 2 dakika elinden bırakabilirsen. Eski sinemanın şöyle bir avantajı var. Tümüyle eski sinema derken onu kastediyorum. Küçük ekranlar yok. Mobil cihazlar yok. Çift ekran yok. Hiçbir şey yok. Sinemaya giren adam sinemayı sinemada izliyor. Evde aldım falan böyle hani şey VHS dünyasına falan da o kadar hızlı gelmiyor. Sinemada vuruyor ya seni. Kubrick yaptığı filmleri sinemaya göre yapan bir adam. Şimdiki ya şimdi de mesela şimdi bazı mobile göre yapılıyor. Mobilde karanlık böyle, gözükmesin. Hani böyle jump cut'lar bilmem neler falan filan. Evet ama ya öte yandan şimdi de mesela adam ekrandan gözünü ayıramasın diye habire maymunluk yapman gerekiyor. Çünkü tüketicinin şeyi değişti. Abi parlaklığı bile ona göre ayarlıyor adam ha, çekerken. Kubrick'in böyle zamanı var ve onu böyle tepe tepe kullanıyor yani. O da benim çok hoşuma gidiyor. Bir de şeyi hissediyorum. Bu film böyle hani kimseye hesap vermeden çekilmiş bir film gibi. Abi evet. Yani senaryo şey falan yani böyle stüdyo falan şey dememiş. Stüdyo anlamamıştır zaten. Baba uydu sahnelerini böyle bir 10 dakika kısaltsak mı falan. Çünkü 10 dakika kısaltsan kısaltırsan anladın mı? Yok yok kısaltmayalım. Abi böyle şey mi yazsak? Hani böyle alt yazım hani işte bilmem ne bilmem ne bir şey görevi. Tarih yazalım falan ne bileyim. Yani hiç böyle müdahale olmamış ya da. Ya tabii bu yanlış hatırlamıyorsam Kubrick'in Doctor Strangelove'dan sonraki bir filmi. Strangelove'da böyle millet şey olmuştu. O neymiş falan olmuştu. Ondan sonra hani böyle hiç dokunmamış olabilirler. Biraz tam böyle Kubrick'in Nolan'lığının dorundukları hani doruk olduğu dönemler. Ya bir de bir şey hissediyorsun değil mi sen de? Yakın dönem çıkıp da izlediğim birçok yönetmenin, evet hani tabii ki çok daha eski yönetmenlerden de anlatıyorum ama Kubrick'ten çok etkilendiğini herkesin hissedebiliyorsun bir noktada. Bence, özellikle de göstererek film yapan insanlar, işte Nolan örneği bence biraz onu tabii bence şöyle abi ediyor. Yani bazı sanatçılar var, o sanatçıların eserlerini tükettiysen onlardan etkilenmemen imkansız. Nuri Bilge Ceylan'ı bile sayarım ben burada. Olabilir. Ben hakim değilim o kadar sinemasına da yani bazı büyük sanatçılar ortaya öyle bir şey koyar ki ister istemez etkilenirsin ya. Ben bu da çok normal bir şey. Yo çok güzel bir şey bu arada. Zaten bir yorum katıyorsun. Bak demin çok güzel bir şey dedin. Teknik dedin ya işte insanlar gidiyordu sinemada çift ekran telefon takılmadan izliyordu. Kubrick şeye çok önem veriyor işte. Ses, sound editing çok iyi abi filmde. Sesler. Yani seni tutmaya bak renkten sonra sesler geliyor. Bu böyle tıkır tıkırlar bir uzay ortamındaki tabii. Ses. Sonra sessizlik.
İşte bilmem ne orada. O Satürn görevinde 10 dakika falan nefes alıp verme var. Evet işte nefes sesi. Allah kahretsin ya. Hıfs hıfs hıfs. Ben böyle şey oldum. Kapalı alanda gibi hissettim kendimi falan. E şimdi bu kadar iyi ses editingi yapılmış o yıllarda. Şu an o kadar kötü filmler izliyoruz ki o konuda. Cirin cirin corung corung. Abi o beni etkilemiyor ki. O cirin ciringi ben istemiyorum senden. Beni etkileyecek bir ses yapmalısın orada. Ki müziğe hiç girmiyorum yani. Anlamsızca müzik basılıyor zaten. Müzik şimdi bak çok böyle ilginç. Müzik biraz tesadüf eseri böyle olmuş biliyor musun? Müziğin bu kadar tesadüf eseri böyle olması beni şaşırtıyor. Nasıl olmuş? Tamam. Orijinal beste varmış aslında. Ha. Tabii. Yani şu an burada orijinal beste yok. Hep farklı eserler kullanılıyor ya. Orijinal beste yapılmış. Orijinal besteyi de daha önce çalıştığı bir müzisyen yapmış Kubrick'in. Sonra orijinal beste hani bitecek, gösterime kadar yetişecek. Orijinal beste bir yandan yapılırken Kubrick bir yandan da ulan bu kadar yaptık şimdi ön gösterim yapacağız. Dur demiş Blue Danube koyayım. Ne var güzel. Star Sunrise koyayım abi. Abi şey ya koyayım. Görgü Ligeti'den işte Atmosferes koyayım falan. Böyle laps laps yapıştırmış müzikleri. Ulan çok güzel olmuş tamam mı? Sonra bu sefer kullanmamışlar ana besteyi. Besteci de demiş ki abi demiş kusura bakma yani sen bir film müziği yapan sen bir insan olarak ya en kralını yapsan Strauss gibi yapamayacaksın. Adam Strauss boşuna Strauss değil. Sonra almışlar haklarını onları kullanmışlar. Vay çok iyi lan. Yani belki öbür besteci daha erken çıkartsa besteleri bu sefer alakasız bir soundtrack ile izleyecektik biz. Ve onun için orijinal bestelenen müziklere bakıyorsun. Yani. ve evet, bu kadar tabii, boş şey vaktinin olduğu bir filmde çok iyi ortaya konmuş bu kadar klasik eserlerin çalması bence inanılmaz etkili olmuş. Yani Blue Danube olsun, Mavi Tuna mı unutuyorsunuz bilmiyorum eserin. Yani Blue Danube olsun, Strauss Sunrise olsun, Görgü Ligeti'nin Atmosferesi olsun. Bu arada bak bir şey söyleyeyim. İki tane daha ki var. Ki sen çok dinliyorsun bu arada bu tarz eserleri. Evet, ben Ligeti ile Pendereki. Ben o kadar hakim değilim mesela bunlara. Bunların ikisi abi böyle modern. Ulan burada ne oluyor bundan ne biçim müzik dediğin. Kesinlikle soundtrack zannettin ama soundtrack değil. Bunlar klasik besteci olarak yapıyorlar bunları. Bir tane şeyde mi vardı bu bas? Shining'de Penderecki var. Yok yok Shining'de değil. Şu DiCaprio'nun bir adaya gitti. Yapsan gibi bir adaya gitti film neydi? Orada inanılmaz bir eser vardı ya. Bu Shutter çok Island'da mı hatırlamıyorum eseri. Shutter Island'da da çok acayip bir müzik vardı. Böyle senin psikolojinle oynayan bir müzik. Olabilir ama bak Ligeti'nin zaten Atmosferes eserinde şöyle bir şey var. Ligeti eseri yazarken şey yapmak istiyor. Biraz kafası kırık bir herif. Artık fark etmişsindir. Burada yani bu filmde çalan böyle falan var ya. Böyle böyle böyle. Yani arkadaşlar bak bu çok ilginç. Bu beste bu film için yapılmamış. Yani şimdi ben gitsem bir besteciye desem ki abi monolit var bizde. Bu böyle uzaylı gibi baba. Buna böyle değen kafası gidiyor. Böyle bir şeyler oluyor falan desem. Ne diyorsun ya? Müzisyen adam der ki okey der ya. Yani brief'i aldım. Ben anlatıldı bana. Ben de öyle beste yapayım ki milletin kafası kırılsın dese bu besteyi çıkarır. Korkunç olan tarafı. Orada da film yok, milim yok, hiçbir şey yok. Görgü Ligeti evinde oturmuş böyle. Böyle falan. Karısı çay getiriyor. Ligeti'nin altı. Püskevit versene yanında. Hani, püskevit yok. Manyak abi. Hasta yani. Hani Alien'ın üzerinde H.R. Giger'in etkisi neyse hani manyak bir herif olduğu için. Ligeti. Shining'de de penderek ki. Abi, bu Shining'de insanlar kendi evlerinde oturmuşken bu müzikleri çıkarıyorlar. Kubrick bunları kullanacak kültüre sahip bir herif. Ama ben şeyi çok ayırıyorum yani. Ne yapıyorsun abi evde sen? Yani ben bu hani bir şurada evimde otursam ve sürsen gel haftada bir geliyorsun. Ben böyle bir kulaklığı geliyorsun. Kulaklığı takmış böyle. Buralara böyle parçalanmış cesetler koymuşum. Abi hayırlı olsun ne yapıyorsun falan dersin. Yani Ligeti yani inanılmaz bir herif abi. Şey diyormuştum. Hanım bana bir salçalı su yapsana. Böyle şırak atıyor böyle. Falan yani. Kan. Çünkü bak sipariş üstüne manyak eser çıkartmayı anlıyorum. Sen bir besteci olarak hani görevin o. Ama durduğun yerden bunu çıkartmak. Atmosferes bu şeyde de çok kullanılıyor. Atmosferes de Görgü Ligeti şunu hedeflemiş. Müzik terimini karıştıracağım. Beni bilen arkadaşlar düzelsin kusura bakmayın yani o kadar yetmiyor. Ama öyle bir şey yapıyor ki hani koroda böyle kanon derler yani sen söylersen ha, arkasından bir tekrar daha gelir. Kat kat gidersin. Ha, o kat katlardan 6-7 tane kullanarak farklı yani mesela her keman birbirinden biraz zaman kayarak çayıyor. Zaman kaymasıyla üst üste biniyor yani. Perform ediyor. Nota boşluğu kalmıyor geriye. Nota boşluğu geriye kalmadan sürekli böyle alçalmalı azalmalı ortalıkta böyle öbek öbek bir şeyler sanki hareket ediyormuş of gibi tuhaf bir ses çıkartmaya çalışmış. Tam rahatsız edici yani. Sıfır dijital
Gerçek insanlar çalıyor o eseri. Bak, gerçek insanların çalması da daha ilginç. Çünkü bugün synthesizer'larla sen nota olmadan sesleri böyle yapabiliyorsun ya. Herif bunu kemana yaptırtmış abi. Yani 6 tane kemana yaptırtmış, anladın mı? Yani. Evinde oturmuş, hanım çay getirmiş böyle. Abi diyor böyle koro bir yandan bağırırken bir yandan kemanlar diyor böyle. Koro evde ama değil mi bu yanda çalıyorlar? Baba koro bağırın lan falan diye elektrik veriyor falan böyle. Anladın mı? Hanım kızıyor. O adam eve 30 kişi getirmişsin, Allah belanı versin diye. Böyle. Al çay, Allah kahretsin. Nasıl çay getireceğim ben? Her yerde adam var böyle. Kemancı gibi, yenge bize de çay yok mu falan. Ya ben yani Ligeti'yi ilk dinlediğimde ben de Space Odyssey'de kullanıldığının farkında değildim. Space Odyssey'yi dinlemiş ve izlemiş ve geçmiştim. Beste aklımda kalmamıştım. Bak ben hiç hakim değilim bu arada müzik konularına. Çok güzel detay verdin, eyvallah. Ya bak bu şeyde de böyle. Shining'i de bir ara inşallah konuşuruz. Orada da konuşalım Christoph Penderecki'nin şeyi kullanıyor. Serenody for the Victims of Hiroshima diye bir şarkısı var. Tamam mı? Hiroshima ölülerine ağıt diye bir şarkısı var. Bu bir yerde kullanılıyor mu? Shining'in son sahnelerinde hepsi o. Shining tamam. Böyle koridorda kovalıyor. Okay, bir yandan diyorum. Böyle sarı tavşan çıkıyor. Tabii canım. Falan böyle sen böyle şıyorsun. Sen çıldırmaya başlıyorsun. Abi orası full Penderecki'nin eseri. Yani oraya şey yeter bit artık bit falan diye izliyorsun yani, böyle. Kubrick'in şunu takdir ediyorum. Takdir edilecek bir şey. İyi soundtrack kullanıyor adam. Ama bu soundtrackleri besteleyen adamların bu müzikleri bu film için yapmadığını bilince daha da etkileniyorsun. Hani böyle üstadlar buluşmuş falan gibi oluyorsun böyle, tamam mı? Değil mi? Güzel böyle akşam. Çünkü Cihangir'de abi bir kafede. Şeyine çok ilginç bir şey. Adam monolite yaklaşıyor. Burada böyle bir huşu duyman lazım ama bir yandan da korkman lazım. Başka yönetmen olsa oraya çakar Mozart'ı. Çokar 7. senfoni biraz daha popüler hani böyle. Veyahut da orijinal beste böyle yok abi, herif gitmiş en pisini bulmuş yani. Çıldırıyorsun. Ya ben şöyle biraz saçma bir örnek olacak da. Eve işte bizim bir kedi dostumuz geldi, böyle takılıyor evde. Hmm. Ben de o gece izliyorum. Kedi de ilk geldi, tamam uyuyordu böyle. Filmi bir açtım. Viri 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 başladı. Kedi çıldırdı. Böyle gidiyor ekrana bakıyor falan. Evet işte çıldırtabilir yani. Ananı sikim falan diye böyle kedi böyle üstüme falan atlıyor. Çünkü abi şey çok tuhaf bir eser. İşte Ligeti'nin bu filmde kullanılan besteleri şey yok. İnsan olarak biz hepimiz ritme bağlı insanlarız. Ritim istiyoruz. Kalp ritmimiz var. Doğanın bir ritmi var, anladın mı? Evimizdeki eserlerin ritmi var. Kullandığımız televizyonlar saniyede 1800 kere, 24 kere falan tabii güncelleniyor. Yani hepimiz elektron. Tabii, hepimiz yani AC/DC kullanıyoruz. Saniyede binlerce kere ışık gidiyor geliyor. Hepimiz, bütün insanlar ritim içerisinde çalışan aletler tüketen insanlarız. Kendi kalbimizden tut ampule kadar, monitöre kadar. Ligeti gidip kendi bestesiyle ritim duygusunu ortadan kaldırtıp sürekli sana ses dalgası vermeye başlayınca sen böyle oluyorsun. Kaşınmaya başlıyorsun. Ulan ne oluyor, adam mı geldi falan oluyorsun böyle. Bitlendik mi lan? Ya bir insan müzikle bunu yapabilmesi inanılmaz bir şey ya. Ben buna bayılıyorum yani. Müzik en kuvvetli o duygu tetikleyicilerden biri. Ben de üstüne şunu ekleyeyim o zaman. O müziğin sahibi de Kubrick filmine sahibi derken o müziğin çıktığı nokta ya da o müziği sana sunan kişi mekan oluyor genelde. Otele gidiyorsun, otelde başlıyor ve senin kafan direkt onu birleştiriyor. Uzay gemisine biniyorsun. Aslında ruh hali baba. Yani ruh orada da birleşiyor. Oluyor. Ama tabii. İşte şey gibi böyle o mekanda duyduğun için kafan sanki onlaymış gibi bütünleştiriyor. Yani Kubrick'te şey geyiği vardır. Geyik değil tabii. Yani çözümleme vardır işte. Mekanları mekanlar da bir kişiliktir, Kubrick filmlerinde tabii. Muhabbeti vardır. Özellikle otel. Ama işte senin kafanda onu birleştirin. Çünkü sen otel kişilik dersen böyle boş bakarız abi, ne alan duvar işte, adam ölmüş oraya 3 kilo çimento atmış falan dersin. Ama öyle değil işte, müzik senin o anda yaşananla, o girdiğin mekanla, işte atıyorum 20 sene önceki bir olayı neden hatırlarsın? O müziği duyunca hatırlarsın. Çünkü o anda dinlemişsindir. Kubrick onu çok iyi veriyor ve senin dediğin işte bu anlattığın o detaylı müzikler de bence o kafama onların yansımasına neden oluyor. Müziği ben ne zaman duysam Shining izlemiş gibi oluyorum. Kubrick böyle Kubrick yanımdaymış gibi oluyor. Allah kahretsin seni falan diyorum. Abi evet bak bunu birkaç kere şeyde konuştuk ya. Hani böyle Marvel evreninin filmleri acayip izleniyor ama geriye bir müzik kalmıyor falan gibisinden. Yani gerçekten geriye bize bir müzik bırakan son süper kahraman filmi yine Dark Knight üçlemesi. Evet kesinlikle. Yani, halbuki daha geçmişe gittiğinde mesela John Williams'ın Superman teması kulaklardan çıkmayan falan bir şey. Yani unutmazsın. Çok tuhaf bir şekilde sinemada geçmişe gittikçe filmin sana hediye etti yani. Sen seyirci olarak çünkü 25 liranı verip film izlemeye gidiyorsun. Filmi alıyorsun. Film sana bir şeyler anlatıyor. Bir de üstüne diyorsun ki filmde bir şey çalıyordu. O ne acaba diyorsun.
Belki merak ediyorsun, gidiyorsun onun CD'sini buluyorsun, yeni besteciyle tanışıyorsun falan. Böyle dolu bir hani böyle dolu bir paket vardı. Şimdi gidiyorsun abi, zaten senaryo sabun köpüğü. Karakterler hadi bir minnoşluk. E müzik de sen zaten birbirine acayip benziyor artık. Hiç, aynen, hiç artık. Yani, artık onu bile yapmıyor. Basıyor pop kültür yapıştırması. Abi Demet Akalın basalım. Sinan Maya'yı diyorum abi. Çok sıkılıyorum. Ya bak. Ya tabii bu arada yani Marvel evreniyle Stanley Kubrick kıyaslamak da Marvel evrenine çok büyük haksızlık. Ama şöyle bir çaba da yok. İsteyince yapabildiklerini bildiğimden kızıyorum. Doktor Strange'de yaptılar ya. Herifin LSD evet, anında mi? Falan çalan müzikler falan. Yani oralarda böyle şey demişler. Bak çok iyi değil ama kötü de değil. Uğraşak yani. Yani yapak bir şeyler ya. Yani dur falan. İsteyince yapıyorsun. Ya azıcık bir şu sinema salonundan giren insana al kardeşim bu da senin yanında kalsın diye bir şey, bir duygu, bir müzik, bir kültür, bir çit bir şey armağan et de yani. Olmaz hocam. Bu kadar boş önemli. Çıkmayalım abi yani. Yani 3,5 saat film izleyip bu kadar boş çıkmalar. Girdin gibi çıkıyorsun yani. Ya mı? Bak şu dediğinde ben şeye de okuyayım. 10 tane film için 10 parçayı Çinli'ye mi satacaksın? Çocuğa mı sat? Sat abi. Ama bana da bir şey sat ya aslında. Tabii tabii. Doğru diyorsun ya. Bana da bir tabii, şey sat. Oğlum ben herkes Kubrick olsun falan diyemem zaten bir şey. Ama diyorum ki ya çok örnek vereceğim şimdi sana. Ya Geleceğe Dönüş. O da 1980 senesinin popcorn filmi değil mi? Oraya da millet tabii. Böyle gidiyor, gev gev izliyor. Yani senaryoda sen insanlıkla alakalı. Ha böyle belki şey oluyorsun. İlgili bir adamsın. Aa o zaman yolcu ne ilginç diyorsun. Belki çıkıyorsun. E şimdi de adam süper kahraman filmi izince diyor ki aa diyor kuantum kırılma ne ilginç diyor. Çıkıyor ya yani bir şeyler var evet. Ama abi mesela yani müzik niye bu kadar öldü yani? Çünkü müzik insana kalan bir şeydir. Yani ben mesela şeye çok şaşırıyorum. Hatırlatır. Filmindeki belki filmin düşük bir anını sana daha yüksek sunar. Ya herif için de iyi yani. Yapan için de iyi. Bak bir oyunlarla alakalı böyle bir şikayetim var. Bir 10 sene önce filan oyun soundtrackleri inanılmazdı. Şu an hiçbir şey yok. 10 sene öncesi gibi diyeyim. Bak Skyrim'in teması. Oo. Zaten o Morrowind'de hep kopyalarını kullanıyor herif. Yani aynı şey üzerinden gidiyor. Abi bak, bu sene Assassin's Creed. Ya. Mankind'in müzikleri. Tabii tabii. Ben... Yani ulan o zaman paranız azdı istedik evet. Sizin yani. Ve müzik çıldırarak daha güzeldi. Dinlerdim yani. Ya, Diablo'nun bir soundtrack'i var anladın mı? Hala aç dinle falan. Diablo 3'ten ne dinliyoruz? Ya ben Diablo 3'ü de Diablo 2 kadar oynadım galiba. Niye bir müzik kalmadı bana geriye? Hiçbir şey yok lan aklımda. Niye kimsenin umurunda değil? Son yıllarda çıkıp da bize soundtrack hediye eden oyun Bastion. Portal bile eskidi. Mi? Ya Bastion bile 5 yıllık ya. Undertale'da da bir şey yok değil mi? Ya abi bir eski Call of Duty'nin soundtrack'ı, Black Ops 1'in falan bir şeyleri var. Modern Warfare müzikleri var. Modern Warfare aç çok iyidir abi. Ben şunu anlamıyorum yani... Müzik yapmak pahalı bir şey değil ya. Vallahi bir şey değil yani. O koca bütçenin içinde bir de küçük yani. Evet gerçekten senin pazarlama bütçenin onda biri falan değil yani. Ulan bari şunların artık müziğini bir düzgün yapın ya. Bir diyelim ki vay bu ne ya diyelim. Assassin's Creed ya. Assassin's Creed Odyssey çıktı bu sene. Oyunu keyifli oynuyorum tamam mı? Yok müzik ses. Aga. Ses bile zayıf be. Ay, yo Odyssey bak keyifli oynuyorum. Hala ana tema... Ana menüde çalan müzik en iyi müzik. O da zaten Ezio's Team'in uyarlanmış ya hali. Ya o zaten canım. Oyun içinde seni heyecanlanacak bir şey yok. Belki o konuda Witcher belki biraz. O da çok popülerdi aslında. Doğru. Şeyden. Doğru. Bak Witcher. Dark Souls. Japon oyunları biraz bunu koruyor. Onlarda öyle bir genel bir gaz var. Konsepti ama öyle. Ama şey çok ilginç. Yani ulan Call of Duty ya. Yani Call of Duty piyasa oyunun en şahı kırılı. Ya FIFA'lar lan. Eski FIFA'ların ana intro müziği akıllardan çıkmıştı. Tabii canım. Falan. Nereye gidiyor abi? Bütün şarkıları öğrenmiştik, söylerdik. Soundtrack bak. Bir de o FIFA'lar çıkmadan önce soundtrack'i daha önce duyurulurdu. Gaza gelirdi millet. Abi bunu dinleyecekmişiz. En sevdiğim grup falan. Şimdi alakası yok hiçbir şey. Yani... Müzik konusundaki bu düşüş bilinçli mi onu merak ediyorum. Çünkü gerçekten müzik yaptırmak pahalı bir şey değil. Böyle bir stüdyo için benim için pahalı yani. Ben şimdi Jasper Kid'i tutup bizim için abi pahalı. Bir albüm yap da yiyelim falan diyemem de. O koca bütçe içerisinde kapladı alan. Koca bütçesiz hiçbir şey değil. Yani ve iyi bestecilerin kim olduğu da belli. Bak Bear McCreary diye bir adam var. Battlestar Galactica'yı sırtında taşıyan adam işte. Ha Battlestar mı? Abi tabii. Battlestar. Ondan sonra o herifi sen kim bilir nerelerde dinledin. God of War'ın en son o yaptı. Watch Tower'ın oradaki uyarlaması falan çok güzeldi ya. Ben şeyi anlamıyorum bak işte. Çok tatlı. God of War geliyor diyor ki ben müziği Bear McCreary'ye yapayım şov olsun diye şov yolluyor. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Hala. Yani bu adamdan bir tane bir sürü oyun çıkıyor her sene. Siz niye yaptırmıyorsunuz? Ya Undertale yapan çocuk müziğini kendi yapmış ya. Hadi canım. Ha.
Çok iyi ya. Bilmiyorum, bana ilginç geliyor. Yani sinemada da değil, oyunda bak. Da böyle müzik şey oldu böyle. Ya müzik de işte böyle gıy 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 gıy. Yani böyle o kombat çıkınca böyle le 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 falan. Hani enteme böyle yavaş bir şey verirsin. Tamam abi, ateşle falan. Obradin'in sesleri de iyi bu arada. Bak, ha, Obradin oynayamadım hala. İlk bir saatinde kaldım ya. Ya bak, bu demin Nolan etkisinden bahsettik ya Kurbin. Interstellar'ı düşünüyordum o anda. Interstellar'ın da bazı müzikleri fena değildi. Ama orada şeyi hatırladım. Bak, çok tırt yerleri olsa da Interstellar'ın da yer yer ses editi çok iyiydi. Hmm. Özellikle o işte kara deliğin içinde o dördüncü boyut bilmem ne, oralara gidiyorsun. Güm pat çat, o anlık sesler. O da bak mesela Nolan'ın çok önem verdiğini, Kubrick'ten çok etkilendiğini bence anlatıyor biraz. Çok uğraşmış herif onlara. Müzikler bir tek şeyde hoşuma gitti. Ben orayı hala çok seviyorum. Bak mesela Space Odyssey'de de ondan çok tutuldum. O çok uzağa gitme hissi var ya. Hayatta gidemeyeceğiz ya oraya. Böyle artık kimsenin asla hayal edemeyeceği bir yere gidiyorsun. O beni çok korkutuyor. Bir yandan da çok gitmek istiyorum. O astronot herif savrulup gidince öyle değil mi? Aynen abi. Evet. Çok acayip bir şey. Interstellar'da onu hissetmiştim. İşte o denizin alçak olduğu, sonra yükseldiği bir gezegene gidiyor. Orada da işte müzik. Oraya giderkenki müzik. Yine aynı şekilde Kubrick'in işte artık uzaylılar adamı kaçırmadan önce o verdiği sesler, oradaki böyle müzik falan... Kesinlikle aklımdan çıkmıyor yani. Onların hepsini böyle tık 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 herif oturtmuş. O yüzden dediğin şu anlamda da çok değerli. Abi çok zor değil cidden ya. Oyuna koy, filme koy. Yani diziye koy ya. Tabii. Bak boktan bir diziyi bile toparlar yani iyi bir müzik. Öyle yani, evet, son senelerden şimdi evet düşününce birkaç tane daha örnek aklıma geldi. Hani tümüyle de oyun müziği bitmiş gibi değil ama bir ara çok bereketli bir dönem olmuştu. Galiba onu arıyorum. Ben mesela şeyi falan hatırlıyorum. Baldur's Gate 2'nin eklenti paketi Throne of Baal'ın müziklerini Inonzur diye bir adama yaptırmışlardı. Abi, herif o da güzel. Çakma Howard Shore, yani böyle Howard Shore seviyesinde müzikler çıkarmıştı. Lan 1 milyon kişi oynayacak, oynamayacak. Baldur's Gate'in eklenti paketi ha. Hani hani kim bakacak? Ama olsun, pahalı bir adam şey değil uğraşmış. Çünkü ya. Ya abi bak, Fallout'un orijinal müziklerinin üstüne post-apokaliptik müzik daha gelmedi yani. Mis gibi. Aa, Mad Max. Ne kadar güzeldi abi sesler. Mad müzikler. Max ama yeni bir sesti, anladın mı? Aynen. Yani bir sürü bak oyuna bak, hala mesela Borderlands oynarken bile şeyi fark edersin. Jasper Kidd Fallout'un müziklerini hatırlayarak yapmış o kombat hallerini falan. Ben bunu film için söyledim. Yok yok, tabii tabii. Hayır, yani hepsi post-apokaliptik olduğu için söylüyorum. Çünkü besteci tabii, tabii. Bir adam otururken şeye oturuyor. Deneyimi anlatmaya çalışıyor ya. Mad Max mesela apayrı bir şey yarattı ama o Junkie XL Hans Zimmer kombinasyonu zaten Wonder Woman'da da acayip bir şeyler çıkarttılar. Evet, orada da güzeldi. Wonder Woman tema müziği... Sonra ne yaptılar? Gayet bir sonraki mi? Filmde hemen Danny Elfman'a verdiler. Danny Elfman ne kadar iyi besteler yaptı, hiçbir şey hatırlamıyorum. Abi Wonder Woman'ın tema müziğini kullanmadılar sonra bir daha zaten. Hmm. İki kere falan kullandılar. Teşekkürler Danny Elfman. Abi yani çok da güzeldi ya. Ama thanks bak, mate. Aynı hatayı Star Wars ölümüne yaptı ya. Star Wars o kadar sen müziklerinle... Bak yine Star Wars gömesim geldi. Göm göm. Abi o kadar güzel tema müziklerim var. Hashtag not my Star Wars. Evet. Allah kahretsin. Yani bir tane o da şeyin işte... neydi bizim kadın karakterin adı? Han Solo. Daisy Ridley. Daisy Ridley. Ray Alabingo. Ray him'den... O kadar umurumda değil ki. Yani Allah kahretsin. Han Solo dedi. Ray, şöyle Maletico. Ray, böyle Maletico. Ooo. Mama. Abi, Ray'in tema müziği dışında aklımda kalan hiçbir şey yok Star Wars'la ilgili. Şu iki film artı Rogue Verge'deki dahil. Hiçbir şey yok. Bir ses yok, bir şey yok. Ya ağaçtan sucuk toplarken bile daha güzel müzikler vardı Star Wars'ta. Gora'da. Neyse ya, şimdi haftaya ne yapıyoruz reis? Haftaya ödevimiz var mı? Ben yine hiçbir şey... Bak ne güzel tavsiye vereceğiz falan demiştik. Hiçbir şey yine hatırlamadım ben. Yani ben şu an... Hadi şuradan bir çizgi roman çekeyim, onu tanıtayım hadi o zaman. Gel, hadi gel çek. Ama ne konuşacağız, bir de o var. Haftaya ne konuşacağımızı sen seç, bilmem. Seçeyim mi? Ben de bir tane çizgi roman çekeceğim. Benim de kafamda bir çizgi roman var bu arada. Onu okuyup konuşuruz. O authority. Ha. Evet arkadaşlar. Wildstorm muydu ya bunlar? Yo. DC olmadan önce neydi bunlar? Wildfire? Wildstorm? Wildstorm ya. Wildstorm değil mi? Ya, doğru hatırlıyorum. Tamam. Sevgili arkadaşlar. Authority. Sonrasında DC tarafından... Bro, bunlar çok karanlık, biz buradan ekmek yeriz diyerekten kopyalanıp
mundar edilmeden önce Warren Ellis'in yazdığı ilk cildi var bir tane. Bak, Authority'nin ikinci cildini tavsiye etmiyorum. Üçüncü cildini tavsiye etmiyorum. Warren Ellis de çok kaşı başı oynayan bir adam. Evet, bugün DC'de hala devam etmekte olan Authority karakterlerinin maceralarını asla tavsiye etmiyorum. Sizlere Authority'nin sadece ve sadece ilk cildini tavsiye ediyorum abi. Sadece bak, tek. Size bir Authority'yi okumanızı tavsiye ediyorum, ilk cildini. Sonra da Superman, Whatever Happened to Freedom, Justice and Good Old Ways falan gibi bir tane çizgi romanı var. Hatta ondan bir animasyon yaptılar. Okay. Superman bir şeylerle kapışıyor. Manchester Black'le falan kapışıyor. Çizgi filmin ismini biraz sonra hazırlayıp söyleyecekler. Hatırlayıp söyleyecekler bana. Arkadaşlar, Superman'in Manchester Black ve ekibiyle kapıştığı çizgi filmin ismi neydi? Hatırlarlar şimdi hemen. Hiç hatırlamıyorum. Böyle çok DC'ci çocuklar var şimdi burada. Hatırlatın bana. Superman vs. Elite. Eyvallah. Bak, Furkan Erkan, eline sağlık. Sizlerden tavsiyem, şunları anlamanızı istiyorum. Çizgi romancılar nasıl kendi işlerine bile saygı gösterip kopyalayamıyorlar? Warren Ellis'in yazdığı ilk Authority cildini okuyun. Sonra Superman vs. The Elite'i okuyun. Authority öyle bir rota başlatıyor ki, Authority'ye cevap olarak Kingdom Come ve Superman vs. The Elite ortaya çıkıyor. Çünkü Authority'de Warren Ellis bildiğimiz iyi kahramanların sert ve karanlık versiyonlarını ortaya koyuyor. Ama bunu zarifçe yapıyor. Sonra karakterler tutunca öküzce yapılmaya başlanıyor. Böyle bu gider Burak'a falan geliyor. Tabii keselim ben. Onu keselim çok falan geliyor. Yapıyorlar ya. Sonra bu sefer Dark Age'in içerisinde bu düzgün karakterler aptal karakterlere dönüşüyor. Yapamıyor. Hani nasıl Batman BVS'de böyle falan oldu ya, böyle lastik dövem de Superman dövem falan oldu. O aptal, hani aptallık skalasını şeyde görebilirsiniz. Orijinal eser Authority. Authority daha sonra Manchester Black ve arkadaşları The Elite'e dönüşüyor. Superman'i The Elite'e yani Superman sonrasında gelip hayır kıymetler ve değerler deyip The Elite'i dövüyor. Bu bir animasyon gibi izleyebilirsiniz. Bunu çok daha kral, çok daha edebi, çok daha düzgün anlatımı Kingdom Come'ın ta kendisidir çizgi roman olarak. Kingdom Come, evet. Tancan anlatmıştı kendi kanalında. Evet. Sonra da abi Superman The Elite'i dövünce Elite de tutuyor. Bu sefer Elite'in de çizgi roman serisini yapmaya başlıyorlar. Yani bir insan kendi anlattığı, kendi gömdüğü şeyi para uğruna nasıl kendisinin bayrağı haline getirebilir? Bu sadece DC'nin yaptığı bir şey değil. Yani çizgi romancılar yani kendi eserlerine en başından saygı duymuyorlar. Kendi yazarlarına saygı duymuyorlar. Genelde bu dönüşümü yazarlar yapmaz. Yazar bir eseri ortaya koyar, bir cilt, iki cilt devam eder, sonra kaybolur. Sonra yazarın bıraktığının cesedini böyle el kuklası işerler gibi ele takıp hebelek hebelek diye bu çizgi romancılar oynatıyor. Cesedine işerler ondan sonra. Size böyle bir zincir verebilirim. İlk önerdiğim çizgi roman serisinin ismi The Authority ama Warren Ellis'in yazdığı ilk cilt. Sonrasında Superman vs. The Elite ve Kingdom Come'a bakın diyorum. Zaten o kültüre bir girdiniz mi güzel olacaksınız. Superman önerdiysen hadi ben de iki tane one shot Superman hikayesi önereyim. Secret Identity ve Four Season. Mis gibi. Neden önerdin bunları? Abi Secret Identity tam şey işte. Sonra Batman'e de yaptılar. Hani Superman'in aslında gizli bir kimliği var ve bu işte dünyada doğal, normal bir insan olarak yaşıyor. Bunu biz nasıl güzel anlatırız? Çok temiz bir hikaye. Four Season'da işte duygusal olarak benim çok hoşuma gidiyor. Aslında çok bir özelliği yok ama ben seviyorum yani. Duygusal olarak çok tatlı bir hikaye. Okay. Okuyun. Tamam. Mis gibi. Haftaya film ödevimiz var mı? Film. Film. Galiba yok ya. Akira'ya bakalım o zaman. Akira manga demişti ama o da manga. Mangası. Animasyonu da konuşabiliriz ama manga yetişmez. 6 cilt manga. Netflix'e falan bir sürü yeni bir şeyler çıktı. Onlardan bir tanesine bakalım mı? Var mı güzel bir şey? Hiç bakmadım ya. O zaman şey yapacağız. Artık ne çıkarsa ona bakacağız yani. Sürpriz olsun o zaman. Evet ya. Kafede bir tavsiye bulamadık tamam, gerçekten tamam. De. Ben bakacağım gidince. Sürpriz bir şey yapabiliriz. Peki. Sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Akira'nın Türkçesi yok bu arada. Akira'nın elinde Türkçesi kesemez, ah kesemez, kesmesini bilmez canım gülüm Akiram, getir keseyim, getir keseyim, Allah getir keseyim, getir keseyim. Akira'nın elinde makası, altında motoru, basamaz, ah basamaz. Bir dakika, o Akira değildi, Akira uzaylı gibi olan çocuk. O çocuğun ismi neydi? Neydi?
Ikaru no Shinji Kagawa. Kagawa o Beşiktaş'a geldi. Kagawa. Kagawa no Boku no Akira. Biz gerçekten Japonca çok tuhaf bir dil. Evet. Aa, sevgili arkadaşlar, Japonca yatay bakış zor. Kaldığı yerden devam etmiyor. Çünkü bu yatay bakışın kapanışı, onu unuttum. sen bu elimdeki kağıda bakabilir misin? Yanan bir evin fotoğrafı var burada dostum. Aman Allah'ım ah dostum. Her hafta bunları uydurmak giderek saçma bir şeye dönüşüyor. Tetsuo'nun altında motoru. Binemez ah binemez. Evet sevgili seyirciler, motor çeteler yine bir can aldı. Haberlerimiz şimdi devam ediyor. Hanım yatay bakış sona ermiş, bir çay koy da içecek.